bir damarın koptuğunu görürsünüz. Öyle o işinizden böyle sırtınızdan bir şey akar. İşte bizim tecrübesizliklerimiz de bir insanın canı ya, bu çok kötü bir şey. Ama maalesef bizim tecrübelerimiz de insan üzeri işte. Bu nasıl çözülür bilmiyorum. Şu zamana kadar hiç ameliyat sırasında hata yaptığınız bir an oldu mu? Hastanın bistürüsünü vurduğu anda hasta uyumamış aslında. O ıkındığı anda beyin o delikten dışarı çıkmaya çalışır. Tansiyon yükseldiği zaman da o dokulardan kan sızmaya başlar önünüze. Hasta böyle hafif doğruldu. Yaşlı bir amca vardı, abdesti namazlı, kafa travması geçirdi. E adam bir şey bıraktı, hatta yakınları bize kızıyorlardı. Ne yaptınız lan bizim dedemize? Adam işte dinden imandan soğudu falan demişti. Sen gözün kapalı rüya görüyorsun, ben görsel korteksten gördüğün rüyayı ekrana atıyorum. Ben müzik dinlemeyi çok severim ameliyat sırasında. Hocam böyle hiç hareketli müzik açıp dans ettiğiniz oluyor mu? Aa evet, olur, yaparım bazen. Hatta bazen kendim söylerim. Böyle hafif kıvıra kıvıra, hatta bazen göbek attığım da olur beyefendi. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta Profesör Doktor Ünal Özüm ile birlikteyiz. Kendisi bir beyin cerrahı. Ya ben Sivaslıyım. 1968'de burada doğdum. Tıp fakültesini 1992'de bitirdim. 93'te beyin cerrahisine başladım burada. 99 Şubat gibi beyin cerrahisi bitti. Hemen uzman olarak burada kaldım. Bizim zamanımızda uzman öğretim üyesi olmadan önce bir miktar uzman olarak çalıştırırdı hocalarımız bizi, biraz pişsinler diye. Bir sene uzman olarak, bir sene öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2000 gibi, 2001 gibi eski adıyla yardım doçent, 2008'de doçent, 2013'te de profesör oldum. Şimdi de beyin ve sinir cerrahisi bölüm başkanlığını yürütüyorum. Arkadaşlarla beraber Sivas'a ve Beyin Sinir Cerrahisi camiasına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hocam, beyin cerrahı nedir ve ne iş yapar? Şimdi aslında adı İngilizce terminolojiyle nöroşirurjiden geliyor. Yani sinir kesen kişi gibi. Tam Türkçe karşılığı sinir kesen kişi. Ama nöroşirurji kelimesini kullanmak zor olduğu için de Türkçe isim bulalım diye beyin ve sinir cerrahı ismini koyduk. Koymuş büyüklerimiz ve biz de o ismi sürdürüyoruz. Aslında tam işimiz beyin omurilik ve sinir cerrahisidir. Beyni oluşturan tüm dokuların, onun uzantılarının, onu saran kemik yapının bütün hastalıklarını cerrahi olarak tedavi etmeye çalışan kişi olarak tanımlanabilir. Şu zamana kadar en uzun operasyon, yani ameliyat hangisiydi? Eskiden modern teknolojik cihazlar yokken tabii çok uzun sürüyordu. 6 saat, 8 saat sürdüğü oluyordu. Bir de bu ameliyatı bir kişi yapmıyor bizde. Bir ekip yapar. İşte benim asistan arkadaşlarım, öğretim üyesi arkadaşlarım var. Onlar ameliyatın bir kısmını başlarlar. Bir miktar yaparlar, açarlar bizim tabirimizle. İşin kritik sınırına gelince beni çağırırlar. Biz gireriz. Asıl işin önemli kısmını yaparız. Sonra arkadaşlar tekrar kapatırlar. Toplasanız bir ameliyat işte maksimum 7-8 saat sürer. Onun aktif kısmını, yani benim girdiğim bölümü 3-4 saati geçmez. Ama eskiden tek başıma çok saat ameliyat yaptığımda hatırlıyorum. Hatta mola verdiğim bile hatırlıyorum. Uzun süren operasyonlar neden uzun sürüyor? Uzun sürmesinin sebebi bizim ameliyatlarımızda ameliyatı yapacağımız yere ulaşmak çok zaman alır. Ameliyatlarımızın önemli bir kısmı hastanın kafasına pozisyon vermekle geçer. Yani bir hastanın bir beyin tümörünün ya da bir beyin baloncuk ameliyatının açılmasındaki o hazırlık safhası, başın pozisyonu verme safhası saatlerce sürdüğü olur. Onun hazırlığı vardır. Modern teknolojilerin bağlanması vardır. Mesela bir ameliyatta bir hastanın asıl sorununa ulaşmak için geçen süre 2-3 saati, hatta 4 saati bulur. Büyük hocalarımızın eski ameliyatlarını izlerdik biz. Onlarda mesela bir gün açılış yapıp hastayı öylece anestezi yoğun bakıma gönderip bir gece geçirip ertesi gün kaldığı yerden devam edilen ameliyatlar bile var ama artık onları çok yapmıyoruz. Modern teknoloji bizim ameliyat sürelerimizi çok kısalttı. Ortalama 4 saat, 5 saat, 6 saat sürdüğü oluyor tabii ki. Hiç elinle beyin tuttuğun oldu mu? Ha, bizim işimiz o. Yani hastanın kafasını açıp tabii beyni çıkarmıyoruz yerinden. Öyle bir şey yok. Ama beyni elimizi sürdüğümüz, hatta çok ilginç bir şey vardı. Biz öğrencileri ameliyata aldığımız zaman ameliyata aldığımız çocuklara beyne dokunmaları için böyle ellerine eldiven giydirip beyne o kıvamını, o parmağıyla o dokusunu hissetmelerini sağlarız. O çok ilginç bir histir. Çünkü dokunduğunuz yerin altında insanın her şeyi var. Düşüncesi, fikri, konuşması, el hareketleri, kol hareketleri, görmesi, her şey var. O dokuya dokunmak ilginçtir ama öyle beyni yerinden çıkarmak, oraya koymak, tekrar buraya koymak gibi bir kavram yok. Peki hocam, yaşayan bir beyni dokunabiliyor musunuz? Beyin böyle kalp atışıyla, onun pulsasyonu vardır. Beyin böyle her kalp atışında böyle kalp gibi atar. Her dokuyu, her şeyi buldukça pat pat. Hatta biz beyin, mesela kafa travması geçirmiş ya da önemli bir hastalık geçirmiş bir hastanın beyninin canlı mı cansız mı olduğunu ya da tedaviye cevap verip vermeyeceğini ya da bizim umutlu olup olmayacağımızı o beynin böyle pat pat pulsasyonuyla görürüz. Eğer bu varsa iyi, beyin iyidir deriz. O atmıyorsa bu beyin artık kanlanmıyor. Bu beyin artık yemez diye düşünürüz.
anestezi yaptınız, uyuttunuz ve bayılttınız. Ancak ameliyat sırasında bir hatadan dolayı uyanan birisine denk geldiniz mi? Ha evet, çok ilginç. Ameliyatta uyumayı belirleyen şey aslında anestezinin derinliğidir. Bizim ameliyatlarımızda anestezi derinliğini çok derin isteriz. Yani hasta hiç acı duymasın, hiç beyin fonksiyonları çok düşsün isteriz. Ama çeşitli sebeplerle işte verilen anestezik ajanın etkisinin kısa sürmesi ya da verilen anestezik ajanın o insanın dokusuna yeteri kadar nüfuz etmemesi ya da çabuk yıkması vücudun ya da tüpünün işe doğru olmaması, solunumun doğru gitmemesi gibi durumlarda hastanın böyle bir uyandığı, böyle bir ıkındığı, böyle bir hopladığı olur ama kalkıp oturduğu vakayı ben hatırlamıyorum. Çok eskiden böyle bir garip bir olay yaşamıştık ama o çok acil bir durumdu. Onun dışında çok hafif uyanma hali, yani bu hoplama, bir zıplama hali görüyoruz ama bizim için bu çok tehlikelidir. İnsan eğer bizim kafa böyle bir çivilerle sabit ameliyat yaparız. Adamın kafası sabittir, hastanın kafası. Küçük bir delik vardır. O delikten ameliyat yapıyorsunuzdur. Eğer hasta uyanır da ıkınırsa, o hani pulsa pat pat atan beyin demiştim ya, o ıkındığı anda beyin o delikten dışarı çıkmaya çalışır. Annelerimizin, ablalarımızın böyle pat tatlı yaparken böyle hamuru böyle şekilli olarak bir şeyle kesmesi vardır ya, şekiller, yıldız, ayçiçeği falan böyle falan. Onun gibi beyin böyle keserek dışarı doğru çıkar. Ve bir daha yerine sokamazsınız. Çok tehlikeli bu durumdur. Biz çok korkarız hastaların uyanmasından. Bir de hasta uyanırsa, anestezi derinliğin yüzeyleşirse hasta acı duymaya başlar. Acı duyduğu zaman o vücut için büyük bir strestir. Ya mesela bu hastanın bir kalp sorunu, bir tansiyon problemi gibi problemleri varsa hasta acı duyduğu zaman hastalığının tekrar ortaya çıkması, işte kalp krizi geçirmesi, tansiyonu fırlayarak kanamanın kontrolden çıkması olabilir. Bir de uyanmasını biz şuradan istemeyiz. Çalıştığımız organ doku çok küçük, çok küçük bir alanda çalışıyoruz. Çok küçük küçük kanamayla mikroskopla çalışıyoruz. Çok büyük büyütmede bakıyoruz. Eğer hasta o anda uyanırsa tansiyonu yükseltir. Tansiyon yükseldiği zaman da o dokulardan kan sızmaya başlar önünüze ve işinizi çok engeller. Ama onun dışında böyle hastanın kalkıp da oturduğu, yani böyle çok uyandığı gibi bir olay yaşamadık. Çok eskiden bir küçük olay hatırlıyorum ama bambaşka bir durumdu. Peki hatırlamış olduğunuz o durumdan biraz bahsedebilir misiniz? Hasta uyandığında mesela nasıl bir tepki verdi hocam? Hoplamaya başlar. Canıyor diyor çünkü. Düşünün, şey yapıyorsunuz, omurga düzeltme ameliyatı yapıyorsunuz. Hastanın sırtını ta boynundan ensesine, kalçaların birleştiği yere kadar açmışsınız. Balık gibi açmışsınız. Hastanın sırtı komple açık, vidaları koymuşsunuz. Böyle bir can yanması inanılmaz bir stres oluşturur ve hasta o acıyla hoplamaya, kalkmaya çalışır, ıkınmaya çalışır. Yıllar önce bir kaotik bir ortam vardı. Olayı tam hatırlamıyorum. Böyle galiba böyle bir çok büyük hastaların geldiği bir durumdu. Aynı zamanda birçok hastalarla uğraşıyorduk. Acilde bir sürü hasta vardı. Sayımız azdı. Anestezi oraya koşuyor, buraya koşuyor. Hastayı tüp takılır hastanın boğazına. O tüpten anestezik gaz da gider. Hastanın tüpünü o aceleyle, o sıkıntıyla arkadaşlar midesine göndermişler. Çünkü o bazen olur. Anestezik gaz hastanın akciğerine gidecekken aslında midesine gidiyor. O anda o kargaşa, panik içerisinde fark edilmemiş. Hastayı yatırdık. Ben o zaman çömezdim. Kıdemlerim yapıyordu ameliyatı. Hastanın bistürüsünü vurduğu anda hasta uyumamış aslında. Hasta böyle hafif doğruldu. Şeyin arasına düştü. Anestezi makinesiyle hasta masasına düştü. Biz tabii hemen daha tam büyük travma olan hastayı yakaladık. Tekrar yatağına yatırdık. Tekrar işte tüpünü yeri değiştir. Anestezisini derinleştir. Allah'tan büyük bir sorun çıkmadı da öyle o problemi bertaraf etmiş olduk. Şu zamana kadar hiç ameliyat sırasında hata yaptığınız bir an oldu mu? Hata yapmayan insan olmaz. Her şeyde bir hata vardır. Önemli olan hatanızı, bizde şöyle bir kural vardır. Hatanızı görmek önemlidir. Hatayı görüp yönetmek önemlidir. Ama bizim işimizin bir nazik tarafı var. Bizim dokularımız, beyin sinir dokusu ve sinirin uzantıları yaralandığı zaman, bir hata sonucu kaybolduğu zaman o fonksiyon geri dönmez. Dolayısıyla bizim hatamız dönüşümsüz, geri dönülmez bir problem bırakır. Meşhur bir yazarın adını hatırlamıyorum. Asla Zarar Verme adlı bir kitabı vardır. O kitapta şöyle söyler. Her beyin cerrahının gidip ağladığı bir mezar taşı vardır der. Bunu şöyle anlatayım. Bizde öğrenme eğrisi vardır. Yani bir şeye başlarsınız, onu yaptıkça öğrenme eğriniz yükselir. Ama o öğrenme eğrinizdeki yükselişler hatalarınız, dikkatsizlikleriniz, tecrübesizliklerinizle gider. Ama şöyle düşünün. Bir mühendis bir iş yaparken hata yaparsa onu düzeltebilir. Bir inşaat mühendisi hata yaparsa onu düzeltebilir. Tabii büyükler hariç. Ama bizim işimizde o yaptığınız hata ya da dikkatsizliğiniz ya da tecrübesizliğiniz birinin kardeşi, birinin annesi, birinin oğlu, birinin babası, birinin sevgilisi, birinin can, ciğer, dostu, arkadaşı. Dolayısıyla bizim hata yapma lüksümüz yok diyebilirim ama hata yapmamak da mümkün değil. Hepimizin hataları vardır. İşte o öğrenme eğrisinin bir yerlerinde hata, tecrübesizlik yapmış olabiliriz. Ama bunu azaltmanın yolları da var. Ben aslında bizim arkadaşlara şunu söylüyorum. O öğrenme eğrisini tepenizde uzmanlar, kıdemler varken yapın. Çünkü tepenizde bu işleri bilen insanlarla beraber çalışıyorsanız o hatanız olduğunu fark ettiğiniz zaman o hatanızı düzeltebilecek bir insan koşar gelir. Eğitiminiz alırken o asistanlık sırasında çok vaka yapıp da sizin kıdemlinizle beraber o hata
eğilimini geçirerek yaşarsanız o zaman az insanın canını yakarsınız. Düşünüyorum da hata yapıp da canımın yandığı, evet benim de olaylarım var. Her beyin cerrahın, her doktorun vardır. Bunları itiraf etmek biraz zordur. Bizim mesleğimizde şöyle bir şey var. Müsaade ederseniz onu söylemeye çalışayım. Bizde biraz kibirli olmaya yatkınlık var bizim mesleğimizin özünde. Yani beyne dokunuyorsunuz. Beyin cerrahlarının böyle bir havası, bir böyle kibri, böyle bir üstün bakışı, diğer mesleklere karşı böyle bir yukarıdan duruş vardır. Eğer insanın özünde de biraz kibre kayış varsa o sizi otomatikman hataya götürür. Meşhur bir beyin cerrahının bir lafı vardır Harvey Cushing'in. En iyi cerrah elleri iki elde kesik cerrahtır der. Yani bizde o işte elleri kesik cerrah mantığında elimizin ucunda, bistürümüzün ucunda şifa akmadığı, hataya her an hata yapabileceğimiz bilinciyle doğru hastayı, doğru ameliyatla, doğru zamanda ameliyat etmeyi öğrenmek lazım, onu yapmak lazım. Bunu yaparsanız hata azalıyor ama hatasız da olmuyor. Komplikasyon diye bir kavram var. Meşhur bir İngilizce laf vardır yine. Hep İngilizce konuşuyorum, kusura bakmayın. No operation, no complication derler. Yani komplikasyon olmak istemiyorsanız ameliyat yapmayın. Ama ameliyat yapmak istiyorsanız komplikasyonu yüzleşeceksiniz. İstatistik vardır. Açarsınız falanca ameliyatta şöyle bir komplikasyon olma oranı %1,5'tür. O %1,5 sizi bulacaktır. Bulmak zorundadır. Ben mesela ameliyat yaparken komplikasyon çıkmadıkça geriliyorum. Çünkü o istatistik yerine gelecek. O rakam tutacak. Gelmeyince geriliyorum. Diyorum ki bir şey geliyor. Yani bir komplikasyon, bir sorun geliyor. Nitekim de geliyor. Hiç şaşmıyor. O oranı mutlaka tutturmak zorundayız. Çünkü işimizin özünde hata yapma var. Hepimizin yorgun hali, bilemediğimiz an, beklemediğimiz bir görüntü. Hiçbir insana benzemiyor. Normal bir doku var. O dokunun içinde herkese benzer gibi duruyor ama farklılıklar da var. O farklılığı bazen kestiremiyorsunuz ve elinizi bir sürüyorsunuz, gidiyor. Oturup ağlıyorsunuz yani. Benim de öyle ağladığım bir an, canımı sıkkındığı an olmuştur. Allah'tan son zamanlarda çok olmuyor da işimizin özü bu. Bu işi zaten istiyorsanız yapabilirsiniz. Komplikasyonları yönetmek istiyorsanız. Tam burada bir soru geldi aklıma hocam. Bu iş sizce para için yapılır mı? Hayır. Kesinlikle. Bu iş para için yapılmaz. Şöyle düşünün. Bu mesleğin bir şeyi var. Sadece beyin cerrahı için söylemiyorum. Tüm hekim arkadaşlar için söylüyorum. Bu işin para için yapılmaz. Şöyle düşünün. Bu iş zaten bir zorluğu var. Eğitiminden başlayan bir zorluğu var. Ve sizin muhatabınız hasta. Hastayla ilişkinizi ticarete dökmek kadar bir şey, kötü bir şey olamaz. Hastanın acısından para kazanıyorsunuz. Para için yapmanın bir kötü tarafı daha var. Şimdi şöyle düşünün. Bazı hastalıklarda ameliyat etmekle etmemek arasında kalırsınız. Ya bazı durumların net tedavisi ameliyattır. Bazı durumların da net tedavisi ilaçtır. Yani ameliyat dışı tedavilerdir. Ama öyle hastalar vardır ki ameliyat da olur, ameliyat da olmaz. Ama o hastayı eğer para için yapıyorsanız otomatikman o hastalara ameliyata kaçırırsınız. Etik dışına kaçarsınız. Kibirliyseniz, para hırsınız çoksa ameliyat yapmaya, para kazanmaya kaçarsınız. Bizim iş para için yapılmaz. Ha şöyle bir şey var. Tabii ki para kazanmamız lazım. Belli bir yaşam standartı tutturmamız lazım. Yıllarımızı verdik. Ben 6 sene tıp fakültesi okudum. 6 sene beyin cerrahi lisansı yaptım. 2008'e kadar 8 sene doçent olmaya çalıştım. Profesör oldum, hala okuyorum, hala araştırıyorum, makale yazıyorum, şunu şöyle yapalım mı, bunu böyle yapalım mı, araştırıyorum, toplantılara gidiyorum, toplantılarda bildirimler peşinde koşuyorum. Ömrümüzü buna verdik. Yani bunun karşılığında biraz rahat yaşayalım istiyoruz. Ama bunu hastanın acısından, hastanın travmasından, hastanın hastalığından para kazanma şeklinde yapılınca çok kötü oluyor. Bir şey daha söyleyeyim. Ben bizim çocuklara her zaman söylüyorum. İşinizi iyi yaparsanız, etik değerleri, vicdani davranırsanız bu meslekten sizin karnınızı doyuracak kadar para kazanırsınız. İşinizi iyi yaparsanız hasta size gelir. Sizin hastanın peşinden koşmanıza, hastayı para için ameliyat etmeye çalışmanıza gerek yok. Biraz sabır. Biraz sabrederseniz, iyi yaparsanız, güler yüzlü olursanız, hastanın duygularını anlarsanız, işinizi, riskini göze alıp biraz da cesur davranırsanız bu işten para kazanılır. Sözlü ya da fiziksel bir şiddete maruz kaldınız mı? Şiddete maruz kaldım tabii ki. Yani şiddete maruz kalmayan hekim var mıdır ben bilmiyorum. İş yapmayan, hastanın karşısına çıkmayan hekim herhalde şiddete maruz kalmıyordur. Çok büyük şiddete maruz kalmadım. Çok büyük bir travma görmedim. Ama bölüm başkanlığım döneminde ya da hoca olduğum dönemde asistan arkadaşlarımın daha yeni yaşadık bir tane. Travmaya yani hakarete, saldırıya maruz kaldığı durumlardan da yaşıyorum. Bunları da çözmeye çalışıyorum. Şiddet konusu gelince bu konuda biraz konuşmak isterim müsaade edersen. Hekimlere söyleyeceklerim var önce. Hekim arkadaşlara. Sonra da hasta ve hasta yakınlarına söyleyeceklerim var. Hekim arkadaşlara şunu söylemem lazım. Karşınızdaki kişi hasta. Karşınızdaki kişinin yakını hasta yakını. Yani bunların psikolojisi normal insanlar değil. Bunlar sıkıntılı, bunlar problemli insanlar. Ruhsal durumları bozuk, toleransları düşük, acı çeken, ölüm korkusu yaşayan insanlar. Hekim arkadaşlarım mutlaka anlamak zorundalar. Mutlaka. Böyle bakıp bunu anlarlarsa yaklaşımları böyle olur. Hasta ve hasta yakınlarına ve halka söyleyeceğimiz bir şey daha var. Karşınızdaki insan, karşınızdaki kişi
sizin sağlığınızı düzeltmek için var. Onun için eğitim aldı, bununla uğraşıyor. O da bir insan, onun da sıkıntıları var, yorgunluğu var. Ya bir günde 150 tane hasta bakmasını istiyorsun bir hekimden. Biz 8 saatlik mesai 150 hastaya bölersek bir hastaya kaç saniye düşer? O kadar saniye içinde bu aslan iş yapmak zorunda. Bunun çocuğu var, bunun para derdi var, bunun eşi var, bunun annesi var, hastalığı var, günlük işleri var, sağlık sorunları var. O da bir insan, karşısındaki de bir insan. O da toleranssız olabilir, o da sıkıntı yaşayabilir, o da anlamayabilir, yorulmuştur, yemek yemek ister, oturmak ister, bıkmıştır, o an tolerans çok kötüdür. Böyle bakmak lazım. Ama kendi sağlığını öne bırakıp da, ben çok hasta kendi hastalık koluna serumla hasta baktığımı bilirim, gıkım çıkmadan baktığım birçok hekim arkadaşım da böyledir. Bu arkadaşlar, bu doktor arkadaşlar bunca yıllık eğitimlerini insan sağlığı düzeltmek için varlar. Ama şu da var, her meslekte kötü insan yok mu? Her meslekte kötü insan var. Beceriksiz insan var, kibirli insan var, hatalı insan var, insan olmayan insan var, suçlu insan var. Bizim meslekte de var. Beyin cerrahlarından da arkadaşlar içinde de var. Bunları görerek tüm meslektaşlarımızı tömet altında bırakmak doğru değil. Biraz sabır. Toplumda olan gerginlik her şeye yansıyor. Toplumda bir gerginlik var. Bu gerginlik bizim mesleklere de yansıyor. Bizim meslek ilişkimize de yansıyor. Şu anda olan şeyi söyleyeyim mi? Hasta ve hasta, hekimler kendilerine olan şiddetten dolayı hasta ve hasta yakınlarına öfkeliler. Hasta ve hasta yakınları hekimlere karşı kendi sağlıklarını korumak adına bir şey yapmıyorlar. Bizi zaman ayırmıyorlar. Bizi denek olarak kullanıyorlar. Bizi para için ameliyat ediyorlar. Kaygısı var ve kopmuş durumda. Bir dokunuş olmak lazım. Ben meslek yapışı adına bunu yapmaya çalışıyorum. Hastalarla konuşuyorum. Hastaları anlamaya çalışıyorum. Empati yapmaya çalışıyorum. Ama empatimin de bir sınırı var. Çok fazla empati yapamam. Hangi bir hasta için üzüleyim? O zaman ben işimi yapamam. Her hastayı annem gibi, her hastayı kardeşim gibi, her hastayı sevdiğim insan gibi, oğlum gibi göremem. Öyle olursa iş yapamam. Kimse yapamaz. Ama birazcık empati, birazcık o insanların sorunlu olduğunu görmek, o insanların duygusal sorunlu olduğunu görmek, onların da ya bunlar da benim için varlar. Bu adam da yoruluyor. Bir sürü hasta bakıyor. Bu hastaları bakarak bana nöbetten çıkıyor. 36 saatten sonra sabahleyin gelip benim pansumanımı yapıyor. Bana laf anlatıyor. Ya neler görüyoruz? Ya bir hasta yakını geliyor, bir şey anlatıyorsun. 50 kişi daha geliyor, bir de bize bir daha anlat. Ya ona da anlat, buna da anlat, ona da anlat. İşimizi yapamaz hale geliyoruz. Yemek yiyorum, bir izin vermiyor ki bir yemek yiyeyim. Sabaha kadar uyumadan oturduğumuz, ameliyat yaptığımız oluyor. Ama herkesi iyi edemeyiz. Başka bir şey daha söyleyeyim mi? Çok daha net bir şey söyleyeyim. Hasta ve hasta yakınları kendi hatalarını ya da hastalıklarının sorumluluğunu hekimden atmaktan vazgeçsinler. Emniyet kemerini takmıyor, 16 yaşındaki insana traktör kullandırtırıyor ya da ağaca güvenliksiz çıkıyor ya da hastalıklı, sıkıntılı ortamda yemek yiyor, işte hijyene dikkat etmiyor, hastalanıyor, geliyor hekimden kendisini iyi etmesini bekliyor. Bu sorumluluğunu hekimin kucağına atıyor. Sen gereğini yapıyor musun da hekimden bunu bekliyorsun? Sen yaşadığın sıkıntılı, ben seni kanser yapmadım, ben seni beyin kanaması yapmadım, ben seni boynunu kırmadım, ben senin kafanı kırmadım, ben yapmadım, sen yaptın. Sen yaptın, benim elime düştün. Ben de insan olarak mesleğimi sana uygun iletmek, iyi etmek istiyorum. Merak etme, biz sizi iyi etmek istiyoruz. Varoluş sebebimiz sizi iyi etmek, kötü etmek değil ki. Niye ben senin kötülüğünü isteyeyim? Düşmanın mısın sen benim? Ben sana niye zarar vereyim? Tanımam, bilmem seni. Oturmuşum orada sana iyilik yapıyorum. Biraz sabır ve kendi sorumluluğunu al lütfen. Acile geliyor, bize çağırıyorlar. Bazı çağırıyorlar, hastanın iyi et, benimle. Ya sen önce hastanın o hale gelmesi için gerekli önlemi aldın mı? Senin sorumluluğun yok mu bu işlere? Bana atıyorsun topu, benden iyileşmemi bekliyorsun. Olmaz. Hocam hiç şu ana kadar sevmediğin birisini tedavi ettin mi? Vallahi bizde meslekte şu vardır, düşmanı tedavi edersin. Bakın son olay yaşandı. Konya'da bir tane adam, bir güvenlikçi, bir doktoru öldürdü kurşunlayarak. O doktoru öldüren arkadaş, adam da vuruldu ve hekim arkadaşlar o adamı düzeltmeye çalıştılar, kurtarmaya çalıştılar. Bizim hekimlik andığımızda suçluyu dahi tedavi etme şeyimiz vardır. Eski bizim tababet ve şuhabet hükümlerine dair kanunu yorumlayan metinlerde biz düşmanımızı, bir suçluyu bile tedavi etmek sorumluluğumuz var. Ben insan seçemem. Benim görevim onu cezalandırmak değil ki. Ben hakim değilim, yargıç değilim, polis değilim. Ben yargılayamam. Yargılayacak kişi başka kişi. Ben onun sağlığından sorumluyum. Ben onun sağlığını iyi etmek zorundayım. Ha içimde duygu olabilir. Olmaz demiyorum. Ama bunu yok etmek zorundayız. Profesyonel olmak zorundayım ben. Olduğumu düşünüyorum bugüne kadar da. Şu olabiliyor mu? İtiraf edeyim yani. Dürüstçe konuşuyoruz. Ya Poliking'de benim bir hastanıma ya da bir klinikte sorun çıkarmış bir hasta yakınına, hastasına ya da benim bana karşı davranışında, tavırlarında ya da şehirde bildiğim duygudan dolayı bir ön yargım oluşmuş bir hastam karşıma geldi mi? Geldi. Ona karşı iç dünyamda duygu beslemek, iyi duygular beslemek, davrandım. Ama işimi yine yaptım. Onu sağlığına kavuşturmak için. Güler yüzle yapmadım belki. Ama iyileştirmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Bütün hekim arkadaşları da yapar. Emin olabilirsiniz. Bütün hekim arkadaşları da yapar. Çünkü onun için eğitim aldık. Ben yargıç değilim. Ben hakim değilim. Şu ana kadar en korktuğun an hangisiydi?
Mesela hastayı ameliyat yapıyorsunuz, bir damarın koptuğunu görürsünüz. Öyle o işinizden böyle sırtınızdan bir şey akar. Acaba bu yaptığınız şeyden sonra hasta nasıl çıkacak? O saat bit, o süre bitmek bilmez. O hastanın uyanıp da o elini kolunu kaldır, gözünü aç, ayağını çek, sözünü duyuncaya kadar o geçen süre ömrümüzden gider. Bizim meşhur bir kapdamar cerrahı hocamızın bir lafı vardı. Onu ben çok önemserim. Çok büyük bir damar ameliyatı vardır. O damar ameliyatı damarın çevresini dönmek çok zordur. O derdi ki her dönüşümde belki 15 dakika sürüyor ama dönüşüm ömrümden bir yıl gidiyor derdi. Bizim de öyledir. Ama en korktuğum an, korktuğum değil mi? İçimin sızladığı anla ilgili bir anım var. İzin verirseniz anlatmak isterim onu. Böyle yıllar yıllar önce, bak kıdemli olduğum zamanlardı sanırım. Nöbetçiyim. Çok değerli bir çocuğu olan bir anne baba geldi. Yani yıllarca çocukları olmamış bir öğretmen anne baba. Yıllarca uğraş çocuk sahibi olmak istemişler. Sonra çocukları olmuş. İşte 7-8 tam yaşta hatırlamıyorum. 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu olması lazım. Kız çocuğu bir şey gelmesin başına diye zemin katıya tutmuş babası. Düşmemiş mi olmasın diye. Bütün köşelerin kenarlarına işte kafasını vurmasın diye yumuşak şeyler koymuş. İşte çekmecelere, pencerelere otomatik şeyler el sıkıştırmasın diye falan. Her şey gizli kapaklı sular, çamaşır suları falan her şey kilitli altında. Öyle bir aile. Bir gün kış günü evden çıkarken çocuğun ayağı kaymış. Ters düştü, kafası düşmüş. Acilen bizim şeye getirdiler. Beyin sinir cerrahisine. Açtı gitmeyin baktık falan. Beyin kanaması var. Bizim tedavi edebileceğimiz cinsten bir beyin kanaması. Baba çok üzgün, anne çok üzgün. Aldık şeyi ameliyata. Kanamasını boşalttık. Gayet kolay oldu. Yoğun bakıma çıktık. Babası karşımda, annesi karşımda. Dedim ki geçmiş olsun, hastanızın çocuğun ameliyatını, kanamasını boşalttık. Şu anda iyi. Gayet güzel geçti ameliyat. Bugün birkaç gün yoğun bakımda geçirsin. Kendine gelir dedim. Tam bunu konuşuyorduk. Babası dedi ki işte oğlum ne istersin? Sana kuzu keseceğim. Ne içersin? İşte sana işte şey elbise alayım, ayakkabı alayım, işte akşam yemek getireyim. Neler söylüyor adam? Amca gerek yok diyoruz. Amca yapma. Hasta niye oldu falan. Bu arada içeriden hemşire hanım Ünal Bey diye bağırdı. O ses tonunu biliyorum ya ben. Böyle o ses tonundaki o şeyi, o riski, o tehlikeyi hissettim. Böyle sırtından aşağı böyle bir elektrikle su böyle aktı aktı aktı, bir şey oldu dedim kesin. Hemen yoğun bakıma geçtim. Ameliyat sonrası yiyecek miyecek kalabiliyor bazen ve bunlar ameliyat sonrası kusabiliyorlar. Kustuğu zaman hemen o anda yan değilse ya da müdahale edilmezse birkaç saniye içinde o kusmuk akciğere kaçar. Kusmuş, akciğere kaçırmış çocuk. Çocuğun kalbi durmuş. Solunumu gitmiş. Gittik çocuğun solunumu yok. Çocuğu entübe ettik. Bir iki dakika sonra kalbi gitti. Başladık resüstasyon yapmaya. Entübe ediyoruz, aspire ediyoruz. İşte kalp masajı yapıyoruz. Dönmüyor. Dışarıdan babasının sesini duyuyorum hala. O kızım benim şöyleydi. O kızımı doktor yapacağım. İşte bu abilere tanıştıracağım. İşte bu Ünal hocam nerede oturuyormuş? Ona işte bir şey yapalım. Bu klinikte ne eksik onu yaptıracağım. Adam hala böyle mutlu mesut bize hediyeler şeyleri sunuyor işte. Mutlu mesut. Yarım 15 dakika geçti dönmüyor. Yarım saat geçti dönmüyor artık. Artık yapacak bir şey yok. Çocuğu kaybettik. Ama çıkıp söylemek lazım. Bizim en kötü şeylerimiz, benim en büyük travmam aslında çıkıp hasta yakınlarına, ailelere hastanızı kaybettik demektir. Kötü haber vermek benim hep kaderimdi. Benim asistanlığımda hep benim nöbetlerimde hastalar kaybedilir ya da bir klinikte hasta kaybolsa bizim arkadaşlar hep çil yavrusu gibi dağılırlardı. Ben kabak gibi kalırdım ortaya. Hep hasta yakınlarına hep ben bilgi verirdim. Hep ben o muhataplığı yapardım. Ondan sonra dedim çıkıp söyleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Dışarı çıktım. Adam karşımda duruyor. Adını hatırlamıyorum amcanın. Amca dedim. Biraz önce dedim. Onu bırak diyor adam bana. Sen ne istiyorsun? Akşam yemek yedin mi? Sana ben yemek getireceğim diyor. Amca bir dur diyorum. Çocuğun biraz önce böyle böyle oldu, kaybetti. Ya bırak onu diyor. Ya bırak onu sen diyor. Sen ne istiyorsun diyor. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun diyor. Neden hoşlanıyorsun diyor. Ne yiyorsun, ne içiyorsun diyor. Amca çocuğun öldü dedim. Ben doyamadım. Böyle birden durdu. Ben dedim ki bana bir tane vurur herhalde. Bir tane vursun, rahatlasın. Ya ben olsam herhalde bir anda bir şey yapardım ya o durumda, o travmayla. Adamı haklı bulmak için söylemiyorum. Ya burada lütfen şiddeti haklı çıkarmak gibi bir şey çıkarılmasın. Öyle mesaj almasını istemem. O çok insani bir ilişkiydi o. Ellerimi arkaya aldım. Dedim bir tane bana vursun, rahatlasın dedim. Lan bana baktı. Bu arada tabii annesi anladı, düştü yere, bayıldı. Annesi kapıda duruyordu. Bana baktı, kadına baktı, tekrar bana baktı. Duvara döndü, kafayı duvara bir vurdu. O da adam oraya bayıldı. Haydi adamı aldık, tomografiye götürdük. Kafada küçük kırıklar mırıklar, onu tedavi ettik falan. Onu hiç unutmam, o travmayı. Bir de bir arkadaşımın ölüşünü hatırlıyorum. O da benim için büyük bir acıdır. Hani her doktorun gidip ağladığı mezar taşı vardır denir ya, o da benim herhalde mezar taşım olacak. Hani bizim mesela kibir var demiştim ya. Yani ben çok iyi cerrahım ya. Öyle şey yaparım. Gençlikte bu çok oluyor gençken. Kendinizi böyle alemi cihan hissediyorsun. Lan ben ne ameliyatlar yaparım ya. Onu da yaparım. Sonra işin gerçeğini anlayınca ya öyle değilmiş diyorlar ama biz o genç zamanlarımızda. Birkaç hafta önce bir başka bir hasta geldi. Aynı yer
yerleştiğinde bir tümör. Çok güzel oldu ameliyat. 15 dakikada çıktı. Ulan of dedim, ne güzel oldu ameliyat falan. Peşine bu çocuk geldi. Baktık. Aynı yerde tümör var. Biraz tipi farklı. Dedim ki ya başka bir arkadaşlar dedim bunu başka bir yöntemle ameliyat edebiliyorlar. İstersen oraya bir git sor. O yöntemle yapıyorlarsa yapsın. Yapmıyorsa karar ver. İster ben yapayım ister onlar yapsın dedim. Gitmiş Ankara'da. Arkadaş demişler ki o yöntemde olmaz. Açık cerrahi olacak. O demiş ki ben Yunan'ı tanıyorum. Arkadaşım o yapar demiş. Aldı getirdi beni. Bana geldi. Tamam dedik. Önceki ameliyatında başarısında şey var ya bende. O havası. Oh, kıboklar çişmiş böyle. Açtık. Tümör çıkmıyor. Dönüyorum çıkmıyor. Eliyorum çıkmıyor. Çekiyorum gelmiyor. Yapış. Dönüyorum. Bir de yine tecrübesizlik işte. Yani işte bizim tecrübesizliklerimiz de bir insanın canı ya. Bu çok kötü bir şey. Ama maalesef bizim tecrübelerimiz de insan üzeri işte. Bu nasıl çözülür bilmiyorum. Yani benim tecrübem bir insanın canı. Arkadaşım üzerine işte bakın. Orada dursana be adam yani. Daha zorlama sana. Biraz daha çıkarırım. Döner galiba. Biraz da şuradan alayım. Biraz da buradan alayım. Döndük falan. Tümörün bir kısmını çıkarttık. Çıktık. Adamın çocuk uyanmıyor. Çünkü o tümörün bulunduğu alt bölgesi insanın hayatını çok önemsiz kılan, hayatın merkezi denen bir bölge. Oraya demek ki çekiştirdik ki bir şeyler oldu. Uyanmıyor hasta. Dönmüyor. Bir hafta sonu cumaydı galiba. Cuma mıydı, perşembe miydi? Ameliyat yaptık. Dönmüyor. Uyanmıyor. Bekliyoruz onu yapıyoruz. 24 saat geçti. Yeni evlenmişti. Karısı tanıyorum karısını. Karısı geldi dedi ki kocam ölürse seni hiç affetmem dedi. Tabii haklı yani, o da haklı. Ondan sonra pazar günüydü galiba. Pazar günü öldüğü haberi geldi. Yukarı çıktım. Kadına söyledim. Kadın bir sürü bana bağırdı, çağırdı haklı olarak. Ondan sonrası hatırlamıyorum. Ben nereye gittim, ne yaptım, herhalde gitmişim bir yerlerde kafa çekmişim. Sonra eve nasıl geldim falan hatırlamıyorum. Ama böyle tecrübeler insana, yani kötü tecrübeler, yani bir insanın canı bu. Diyorum ya işte, bizim öğrenme yerimizde, bizim tecrübe ettiğimiz alan birininki yolken, birininki bilgisayarken, birininki öğrenciyken bizimki birinin canı. Ama bu olmak zorunda, bu işin doğasında var. Önemli olan bunu en aza indirmek. İndirebiliyor muyum? Umarım indirmişimdir. Umarım şu anda onları yapmıyorumdur. Ama komplikasyon. Bunlar yazıyor. Kitaplar yazıyor. Bunu şundan söylüyorum. Çok şikayet olur bizim işlerimizde. Yani hastalar, hekimler şikayetler. İşte benim şu öldürdü, bu işte bu sakat bıraktı. Hepimize geliyor. Ben de soruşturma yapıyorum falan. Şimdi hasta diyor ki beni ameliyat etti. Ben şunu oldum. Savcılık diyor ki biz bunu soruşturamayız. İşte 2547'ye göre içeride soruşturulması lazım. Bir soruşturmacı açılıyor. Şimdi ben açıyorum, bakıyorum. Neye bakıyorum? Bu ameliyatın doğasında bu komplikasyon var mı? Yani geçmişte bu ameliyatlardan bu sorun ortaya çıkabilmiş mi? Buna bakıyorum. Bakıyorum ki var, diyorum ki olabilir. %1.5 bu oluyor. Sen de bu oldun. Hekim de gerekeni yapmış mı? Yapmış. Önlemini almış mı? Hazırlığını yapmış mı? Hastayı anlatmış mı? Senin bu risklerin var mı? Onamını almış mı? Ama sonuçta insan işte ya. Bu insan kelimesi olunca, birinin çocuğu olunca, birinin babası olunca akıl işi değil ya bu işi yapmak. Vallahi akıl işi değil. Hocam, kaç sene eğitim aldınız? Beyin cerrahisi, hekimliğim ya. Ben 86'da tıp fakültesine girdim. 92'de bitirdim. Yani 92'den başlarsanız ihsas dahil 30 yıllık hekimim ben. Asistanlığı çıkarsanız 26-24 yıllık da beyin sinir cerrahı. Tabii 92, 2002, 2002, 2022. 30 yıl eder değil mi? Evet. Hocam, halk arasında çok fazla duyuyoruz bir beyin tümörü. Herkes beyin tümörünü merak ediyor. Nedir beyin tümörü? Nasıl olur? Beyin tümörü beynin dokusunu oluşturan hücrelerin her birinden çıkan kanserleşme. Bunun iyi huylusu var, kötü huylusu var. Kafanın içerisinde bir beyin hücresi var. Beyin hücresinin uzantıları var. O beyin hücresinin arasını dolduran destek doku var. Onun için damarlar var, zarlar var. O zarların, işte o bu saydığım dokuların her birinin hücrelerinin kanserleşmesi durumu. Çeşit evreleri var. Bizim Dünya Sağlık Teşkilatı evreleri her sene değiştiriyor. İyi huylusundan çok kötü huylusuna kadar çeşit beyin tümörleri var. Nedeni tam bilmiyoruz. Sayı arttı mı artmadı mı, buna da pek inanmıyorum. Eskiden eceliyle öldü denen şeyler artık neden öldüğünü bilir hale geldik. Bence beyin tümörü açısından söyleyebilirim. Öyle bir instansında yani görülme oranında artma falan yok. Çok kolay tanı koy olduk. Çok kolay tanı koyduğumuz için tedavi edebiliyoruz. Ama şöyle bir gelişmeler var. Teknoloji çok ilerledi. Çok erken tespit edebiliyoruz artık. Teknolojik olarak tamamının yakını çıkarmak artık biraz mümkün. Her senede bu özellikle kötü huylu tümörlerde yaşam süresini epey uzattığımızı düşünüyorum. Tabii beraberine kemoterapi, radyoterapiyle. Peki ya beyin kanaması? O nasıl oluşuyor? Evet, beyin kanaması. O kadar şey ki, hastaları aniden düşüren bir durum ki. Beyin kanaması aslında beynin içerisindeki dokuların arasında kan sızması ya da beyin dokusuyla beyin zar arasında kan sızması söz konusu. İşte tansiyon yükselir, damar çatlar olur. Hasta kafasını çarpar, yırtılır olur. Beyinde bir baloncuk vardır, o patlar olur. Ebru Gündeş'in hastalığı, hep bunu örnek veriyorum öğrencilere. Ebru Gündeş albüm tanıtımı yaparken beyin kanaması geçirmişti. Ama o tür kanamada, o tür bir görüntü dünyada ilktir. Başka bir örneği yoktur. Beyin kanaması iyi de olabilir. Hastaları kurtarabiliriz de çok kötü olabilir. Bakıma muhtaç hale kalabilir. Dönmeyebilir ama iyileşebilir. Teknoloji çok ilerledi dediğim gibi. Ameliyat sırasında konsantre
konsantrenizin artması için ne yapıyorsunuz hocam? Evet. Ben müziği, şimdi şöyle, benim bir personelim var Ömer, kulakları çınlasın dinleyince de görür. Ben müzik dinlemeyi çok severim ameliyat sırasında. Ve bir de her türlü şeyi dinlerim. Bir de benim gergin anlarım, mutlu anlarım vardır. Eğer mutlu anlarım varsa ben kendimi müzik açarım. Her şey olur. Klasik müzik olur, o güncel bir pop olur, sanat müziği olur. Ben arabeski çok severim, arabesk olur. Halk müziğini çok severim, halk müziği açarım, böyle bulurum. Benim sevdiğim müzikleri bilirler. Bazen sesini çok açarım. Benim ametanem biraz kenarda. Ametane böyle kenar bir yerine, yani diğerleri rahatsız edecek bir salonda değil. İstediğimde sesini açabiliyorum. Ses sistemim de var. Açarım sonuna kadar, ama kolonu inlettiğim de olur. Ya da mesela ben ameliyat yapıyorum, gerginim. Bir şeye sinirlendim, işte bir şey eksik oldu, ne bileyim, bir şey yolunda gitmedi falan. Benim Ömer Persel'im beni anlar. Benim sevdiğim şarkılar vardır. Mesela Barış Manço'nun birkaç parçasını çok severim. Hemen onu açar alttan, yavaş yavaş sesini yükseltir. Benim şeyi alsın diye, gerginliğimi alsın diye. Hep müzik çalar. Dikkatimi dağıtmaz ama bu arada. Yani müzik çalmak benim konsantrasyonumda. Hatta bazen güzel şarkı söyleyerek, bağıra bağıra şarkı söyleyerek ameliyat yaptığım da olur. Hocam böyle hiç hareketli müzik açıp dans ettiğiniz oluyor mu? Evet, olur, yaparım bazen. Hatta bazen kendim söylerim. Böyle hafif kıvrak kıvrak, hatta bazen göbek attığım da olur böyle hanımefendi. Ya iş çok sıkıntılı bir iş yapıyoruz be. Ben bizim çocuklara söylüyorum ya, lan işin öyle pis bir taraftayız ki. Ölümün dibinde geziyoruz, sakatlığın dibinde geliyoruz. Yani işin en bela kısmındayız. Ya benim işimin arasında hayatı tatlandırmak için kim tatlandıracak ki? Ben göbek atacağım tabii ki. Zaten çekilmez bir iş yapıyoruz. Orada somursak disiplin. Mesela ben disiplini hiç sevmem. Öyle şeylere kızarım. İşte bir saatte şu olmayacak, bu saatte bu yapılacak, o bakanı. Ya ne geriliyorsunuz? Sakin olun bir. Tamam, arada benim de gerildiğim oluyor da. Ya o yetişmedi, bu olacak. Ya bir saat. Mesela bizim anne sesler beni çok severler. Biz vaka yetişmiş olsa. Mesela saat 3 olur, baktın ekip yoruldu, çocuk da daha vaka almıyorum, yeter. Ne olur, yeter, ne olacak ki? Acil durumlar hariç tabii ki. Acil durumlarda o başka bir durum. Orada her şey ip gibi yapılır. Acil bir durumda peş peşe her şey, herkes işini bilir. Herkes yerinde olur. Ben bakarım herkesin nerede olduğunu. O orada ne yapıyor? Burada bunu tamam, bu tamam, bu tamam, başla hadi. Herkesin yapacağını bilirim. O ritim başkadır. Orada düşünmezsin acil iş sırasında. Acil sana düşünülmez. Tıkır 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 motor gibi yaparsın. Hatta bir bakarsın, ne zaman bitti vaka? Ne oldu? Ne zaman yaptık ki dersin. Ama elektif vakalarda hani gerileceğim ki. Yavaş yavaş oynuyor. Keyfi alarak, mutlu şakalar yaparak, takılarak, onun bilmem pantolona takarım, bunun saçına takarım. Onunla kitap konuşurum, bununla müzik konuşurum. Sen şarkı dinledin mi? Sen bu film okudun, o filmi gördün mü? Senin çocuk ne yapıyor? Büyüdü mü? Öbürü ne, meyve bahçende ne oldu mu? Patates ne oldu? Çıktı mı? Öyle. Hiç aklınıza gelmez böyle şeyler. Ne yapalım ki yani? Çok kötü bir iş yapıyoruz ya. Kaç yıldır bu işteyim? Ailenizden birisini şu ana kadar ameliyat yaptığınız oldu mu? Olmaz. Hayır. Sakın. Çok tehlikeli. Yani ben şu kurala çok inanırım. Bir insan birinci derece yakınlık ki asla ameliyat etmemeli. Asla. Ben yapan arkadaşları doğru bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi bizim iş komplikasyonlu bir iş. Yani her an hiç olmadığınız bir şey gelişebilir. Yani bir yere dolanırsınız, normal bir damar yok dersiniz. Ya o anda vardır onda. Bir açarsınız kanar. Ama elinizin altında bir anneniz, kardeşiniz yatıyorsa, yani o kanım o an öyle gerilirsiniz ki akar gider. Ona konsantre olan olamazsınız şimdi. Hastayla, yakınıyla ameliyat etmek çok kötü bir şey. Hastayla empati kurmak da kötü. Bırakın yakınlığı yapmayı. Yine bir örnek anlatayım, aklıma geldi. Bir tane bir adamcağız, böyle 35-40 yaşlarında, bir eşini evlenmek için çok uğraşmış. Hapis yatmış, gurbete gitmiş, kaçırmış, dağlarda geceleri yatmışlar. Böyle yani o kadınla evlenmek için adam ömrünü vermiş ve deli gibi de aşık. İşte 35-40 yaşlarında biri. Birkaç yıllık da evliler ya da 4-5 yıl, tam hatırlamıyorum. Beyinde tümör var. İyi huylu bir tümör var. Getirdi bana. Dedim ki çıkarır. Öyle değil. Yani oluruz ameliyatını. Riski az, yaparız. Bir sorun değil. Ameliyata gireceğiz. Ben beyin sinir cerrahisi 7. katta. 7. kattan geldim. Asansöre bineceğim. Aslında da başka asansörden gidiyor. Hasta yakın yanıma geldi. Hocam ben bunu almak için ömrümü verdim. Eğer bu ölürse benim hayatım gider dedi. Benim bu kolum boynuma sarıldı. Asansöre bindik. Nasıl ağlıyor adam? Ama nasıl ağlıyor? Öyle içten ağlıyor ki. Çünkü o kadın elde etmek için ömrünü vermiş. Yani ona bir şey olursa adam yaşayamam diyor. Ya ben de etkilendim. İnsanım sonuçta. Yani etkilendim lan dedim. Nasıl bir aşktır? Nasıl bir sevgidir? Böyle ya bir şey olursa, ya hastaya bir şey olursa, ya bir şey olursa ben bu adamı nasıl yaparım diye içinde şey kabarmaya başladı. Ameliyatın kapısına geldim. Dedim ki hastaya çıkarım. Ben vasıya bunu ameliyat yapmak istemiyorum. Yapamam çünkü. Yani olur, bir komplikasyon gelirse ya, olup gelişebilir. O anda ben tedirgin olurum. Aklıma adam gelir. Adamın bana anlattıkları. İşte o yüzden aile ameliyat edilmemeli. O yüzden birinci derece yakınlarına ameliyat yapılmamalı. Güvendiğin birine bırakacaksın. Emanet edeceksin. Şimdi benim çok ilginç bir, yine bununla ilgili küçük anım var. Bir doktor arkadaşım var. Çocuk cerrahı, yine burada çalışıyor. Onun annesine ameliyat edecektim. Yunal dedi, senden bir şey isteyeceğim dedi. Lütfen dedi, benim annem olduğunu unut. Normal vatandaş muamelesi yap dedi. Bak lütfen bunu istiyorum. Sakın dedi benim
sevdiğim, çok severim arkadaşımı. Arkadaşımın annesi olarak görme dedi. Bunun sebebi bu işte yani. Hastayla empati kurma. Mesela ben hasta örtülünceye kadar bir insandır. Birinin annesidir, konuştuğum biridir, hastamdır, şudur. Hasta örtüldüğü anda yani kapatıldığı anda o benim için bir dokudur. Orada en iyi, işin en iyisini yapmak. İşim neyi gerektiriyor? Önce zarar verme ama. Önce zarar verme. Önce zarar verme kuralıyla o hastaya ne yapılması gerekiyor? Tecrübemle, okuduklarımla, gördüklerimle, biriktirdiklerimle ne yapılması gerekiyor yaparım. Ama o benim için dokudur artık. Bir iştir. Örtülünceye kadar. Çünkü örtülüyken aklıma o adamla konuştuğum, onun kocasıyla konuştuğu, onun bilmem hastasının ne beklediği, onun birini sevip sevmediği. Konsantrasyonum bozulur. Profesyonel olmak zorundasın. O yüzden birinci derece kınamat edilmesine ben kesinlikle karşıyım ve yapmadım da. Yapmam da, yapmalısını tavsiye etmem. İzleyicimizin çok merak ettiği, özellikle benim de merak ettiğim. Çünkü küçüklüğümden beri böyle ben beynin içerisinde bir bilgi var ve doktor açtığında görebiliyor zannederdim. Büyüdükçe artık o biraz değişti ama direkt sana sormak istiyoruz. Mesela beyninin bir tarafı harap olmuş birisi. Saldırı mesela bu tarafından bir darbe aldı ve beyninin bir tarafı haraplandı, kötü oldu. Daha sonra kişinin hayatında bir değişiklik olabilir mi? Ben bir sinir bilimle uğraşıyorum. O yüzden beyin nasıl çalıştığı dair biraz bilgi birikimim var. Onu da biraz bilgi verebilirim. Şimdi şöyle, beynin her yeri belli fonksiyonlarda özgünleşmiştir. Mesela görme buradadır. Konuşma sol şuradadır. Bu kolumu çalıştıran yer şuradadır. Şu bacağımı çalıştıran yer buradadır gibi. Yani böyle somutlaşmış belli bölgeler var. Dolayısıyla o bölgelerin kaybı, benim görme korteksimin kaybı benim görmeme sebep olur. Özgünleşmiş alanlardır. Ama bazı fonksiyonların da ise mesela soyut fonksiyonlar, işte hafıza, duygular, soyutlama, mantık yürütme, işte resim yapma, müzik aleti çalma ya da bu tenis oynama gibi, şiir yazabilme, bulmaca çözebilme gibi ya da bilimsel entelektüel fonksiyonlar gibi konuların nerede işlendiği tam net değildir. Sanki beynin her tarafı her işi yapıyor gibidir. O yüzden beynin hangi fonksiyonu kaybolduysa geride gelir mi gelmeyi kaybolan fonksiyona göre düşünmek lazım. Sağ bacağım ve kolumu çalıştıran bir beyin bölgesinin gitmesiyle benim entelektüel fonksiyonlarımı sağlayan bir beyin bölgesinin ya da beyin bölgelerinin gitmesinin geri dönüşümü farklıdır. Ancak son dönemlerde şöyle bir şey çıktı. Beyin habire öğreniyor. Yani şu an bile öğreniyoruz. Ben mesela bu ışıkları öğrendim, bu kameranın markasını öğrendim, siz benim bunlar habire beyinde bir şeye sebebiyet veriyor. Yeni bir depolama oluşturuyor, yeni bir bilgi oluşturuyor. Bu devamlı. Hele çocuklukta, gençliğe o kadar yoğun ki bu. Şu gösterildi. Nöroplastisite denen bir kavram var. Nöroplastisite. Şu demek. Beyin hala öğrenir. Beynin bir yerini kaybettiniz, bir yerin fonksiyonu gitti, bir yeri aldınız. Ya kaza geçirdi, kanama oldu, tümör oldu, çıkardınız ya da siz çıkardınız. Kalan beyin bölgelerinin o giden fonksiyonu zaman içerisinde yerine koyduğu gösterildi. Yeniden beyin öğreniyor. Hatta bunu hızlandırma ilk teknikler çıkmaya başladı. Bu nasıl hızlandırılabilir diye. Yalnız tekrar söylüyorum, yaş ne kadar küçükse. Yaş küçükse bunları yerine koyabiliyorsunuz. Tekrar öğretebiliyorsunuz. Tabii kaybolan fonksiyonun da önemli. Ben mesela yine bir anım var. Bir çocuk vardı, bir küçük çocuk. Erzincan'da bir çocuk kaza geçiriyor. O çocuğu ambulansa bindiriyorlar. Ambulans gelirken İmran'da başka çocuğa çarpıyor. O çocuğu da ambulansa atıyorlar. Çocuğu, iki çocuğu beraber getiriyorlar hastaneye. Ben o zaman orta kıdemliyim. Kıdemli falan asistanı civarlarında falan. Kıdemli, o Erzincan'daki çocukta bir şey yok. Ama İmran'da ambulansın çarptığı çocuk çok kötü. Yani neredeyse beyin ölümü sınırlarında. Yani koma puanı 4 gibi, 5 gibi falan. Solunum cihazına bağladık. Beyin şiş, her tarafı yaralanmış. Beyin fonksiyonlarının çoğu yok. Haftalarca çocuğa baktık. Ama çocuk hiçbir düzelmek göstermiyor. Çok hafif. Hafif mesela kolunu oynatır hale geldi. Ne bileyim, kendi başına hafif solunum alır verir hale geldi. Biraz işte gözünü böyle kurtarır hale geldi. Ama daha ilerlemiyor. Haftalardır. Bir de annesi var. Türkçe de bilmiyor. Hatırlıyorum kadını da. Türkçe zor bilen bir Kürt kadındı. Aşağıda hastanenin ön tarafında şöyle bir şey var. Otobüs oradan kalkardı. Her gün gelir oraya, bir battaniyesini, minderini koyar. Oturur akşama kadar bekler. Akşam sırada gelir. Böyle yazı Türkçeyle hastamı nasıl, oğlum nasıl diye sorar. Torunum nasıl diye sorar. Sonra gider. Böyle birkaç gün geçti. Bir bayram galiba. Yoğun bakımda vizit yapıyor. Bir bakayım çocuk kolunu başına oynatıyor. Gözünü açmış. Bayağı canlı canlı bakıyor. Hemen tüpünü çıkarttık. Kendi kendine soluyor. Kolunu başına oynatıyor. Hemen aklıma şey geldi. Ya anneannesi. Annesiydi galiba. Annesi geldi aklıma. Bir baktım aşağıda oturuyor. Basamakta, kaldırımda oturuyor. Hemen aşağı koştum. Merdivenin acık, minderini acık çektim. Ben de yanına oturdum. Artık haftalardır geçtiği için artık kanka olmuştuk teyzeyle. Dedim ki seninki gözünü açtı dedim. Baktım bana. Gözünü dedim açtı. El kol oynatıyor. İyileşti dedim. Kadın pat bayıldı yanımda. Kadını kendine getirdik. İyileştirdik falan. Yukarı çıkarttık. Çocuk hızla düzeldi. Yani bak haftalardır uyanmıyor çocuk. Bir iki hafta içerisinde kendine geldi. Solunumu kendine geldi. Elini kolunu hareket ettirdi. Yoğun bakımdan çıktı. Aradan bir ay geçti. Ben bunu hatırlarken burnum sızlar. Çok duygulanırım buna. Aradan bir ay geçti ya da iki ay mı geçti? Tamam, ben poliklinik yapıyorum. Kapı çalındı.
alındı. İçeri bu çocuk ceket giymiş. Çocuğa ceket, gömlek, kravat takmışlar. Ayakkabı giydim. Çocuk da 7-8 yaşlarında bir çocuk. Yanında da bir adam, sırtında kocaman bir hurç. Elini öp dedi. Geldi benim elimi öptürdü. Elimi öptü. Sarıldık böyle. Ağlaştık babasıyla falan, annesiyle. Ondan sonra bu ne dedim? Ya dedi, bizim odada gelenek vardır dedi. Adam anlatıyor. İyi haber veren diyor erkekse diyor, ona diyor yorgan yaptırdı diyor. Bana kocaman yorgan yaptırmışlar. Yün yorgan. Üstü bir işlemeli işlemeli kocaman bir şey. Attılar oraya. Ya oduna sarıldık. Oturttum dizime. Akşama kadar berber poliklinik yaptık. Yani düzelebiliyor. Dönebiliyor. Yaşlı bir amca vardı. Abdesti namazlı. Kafa travması geçirdi. Adam bir şey bıraktı. Hatta yakınları bize kızıyorlardı. Ne yaptınız lan bizim dedemize? Adam bir şey, dinden imandan soğudu falan demişti. Ya biz bir şey yapmadık. Adam kafa travması yani. Böyle bir bölümü haraplanmış. Çok kötü vurmuş. Sağ frontal bölgesi yani ön bölgesi. İnsanın duygularını işleyen bölgedir. O bölge değişince yani gidince adamın hayata bakışı değişmiş. Adam hiç namaz vakti. Bana ne diyordum şu adam böyle bir hale gelmişti. Yani bundan şu sonuç çıkarıyorum. Beynin her şey şurada oluyor ya. Her şey şurada oluyor. Ben burada olduğuna inanıyorum her şey. Ya şurada. İkisinde. Sol daha dominanttır. Tabii sağ elini kullananlar da sol dominanttır. Sol elini kullananlar da her ikisidir. Şöyle baktığımız zaman hepimizin yüzü birbirinden farklı. Nasıl benim yüzüm sizden farklıysa, arkadaşımız biraz daha farklıysa, biz merak ediyoruz. Beyinde de aynı fonksiyon var mı? Yani mesela beyin, sizin beyninizin bizden farklı bir fiziksel yapısı olabilir mi? Şimdi aslında bir standartizasyon var. Gramajı neredeyse benzer, lobların duruşu benzer, beslenmesi benzer, havuzlar benzer, katlantılar benzer. Aslında benzer. Yani çıkarsa ikimizin de beyni bir korsa bu kimin beyni, bu kimin beyni ayrılmaz. Ya da bu Türk'ün, ya da bu işte Yüzenci'nin, ya bu işte şunun, ya da bu işte 40 yaşındakinin, bu 60 yaşındakinin gibi böyle ayıramazsınız. Öyle bir şey yok. Yani beynin bir farklılığı yok. Organizasyonda farklılık var. İşte nasıl benim parmak izim bana ait, kimseden yok, tek. İşte o beyin de öyledir. Ya yani beynin organizasyonu da sana özgü. Benimki bana özgü. Herkesinki birbirine özgü. Bu farklılık nereden çıkıyor? Tamam, ben de kolumu kaldırıyorum. Ben de ayağımı unutuyorum. Ben de görüyorum. Ben de konuşuyorum. Bende ne ses çıkıyor? Ama ben oluyorum. Bir tane daha yok bende. Beynin organizasyonunda farklılık var. Birbirine bağlantısında, bilgi birikiminde. Psikolojik olarak nasıl etkileniyorsunuz? Yorgun hissediyorum. Yani yoruldum. O yüzden de bir doygunluk hissediyorum. Bir doymuşluk var. Bu doymuşluğu yenmek için kendimi daha çok şeye vermeye başladım o yüzden. Eğitime vermeye başladım. Asistan arkadaşlarla, öğrencilerle, çeşit yüksek lisans programları, doktora programları. Biraz bu noktadayım. Meslek, şun aynı şey yap. İnsan bir süre sonra sıkılıyor. Değişik vaka istiyor. Başka bir şey yapayım istiyor. Ya bal yiyen baldan usanır denir ya. Öyle. Bir kişi kaç defa beyin ameliyatı olabilir? Çok defa olabilir. Şimdi rakam böyle bir sınırlama koyamazsın. Yani böyle bir şey yoktur. Bir insan bir sürü defa beyin ameliyatı olabilir. Ya yani ben 4 defa 5 defa bir insanın kafasını açtığımı bilirim. Ama mesela şuraya açarsın bir şey için, sonra burayı açarsın bir iş için, başka bir iş için bir daha açarsın. Aynı şey için birkaç defa açabilirsin. Bunu rakamsal bir sınır koyamazsın. Öyle bir şey yok. Hafıza kaybı ne gibi durumlarda gerçekleşir hocam? Onu şeylere ayırmak lazım. Sınıflara ayırmak lazım. Bir uzak hafıza vardır, bir yakın hafıza, bir de öğrenilmiş hafıza vardır. Ya yani mesela okuldaki öğretmenin adı uzak hafızadır. Ya ne bileyim işte geçen sene ne yaptığın ya da dün akşam geçen hafta Sivas Spor ne yaptığı falan var, işte yakın hafızadır. Bir de söylediğimi cevap ver. Yani öğrenilmiş hafıza vardır. Bunların kaybında en zor kaybolan eski hafızadır. En kolay kaybolan da yakın hafızadır. Ay şunu takılmasın mesela. Bazı insana geliyor ki ben işte anahtarı bir yere alıyorum, bir yerde unutuyorum. Yemeği masada şeyde ocakta unutuyorum. Ondan sonra dün şey yaptım mesela, bilmem işte bir şey yapmışım ya, kalemi nereye koydum unutuyorum. Hafıza kaybını şöyle yorumlamak lazım. Dikkat et, dikkatsiz. Fizikle hafıza kaybı bir değildir. Aslında bizim çoğumuzun ciddi hastalıklar dışında hafıza kaybı dediğim şey dikkatsizlik. Kafa başka yerde. Başka bir şeyle meşgul. Yaşlılıkta ortaya çıkan, Alzheimer'da ortaya çıkan ya da multi infarkt demansta ortaya çıkan hafıza kaybı ise onlar ciddi. Adam mesela evin yolunu unutur. Ya çocuğun adını unutur gibi. Hafıza kaybının peki geri gelme şansı var mı? Evet. Gelebilir de gelmeyebilir de. Yani özellikle mesela bir olay yaşandığı sırada, mesela trafik kazası geçirmiş, trafik kazasından sonra hastaneye yatmış. Trafik kazası geçmeden önceki bir süreyle kendine geldiği bir anı hatırlamayabilir, hiçbir zaman gelmeyebilir. Yani arada bir makaslanabilir. Eğer hafıza kaybı psikiyatrik bir hastalığa bağlıysa onu tedavi ederseniz düzelebilir. Nörolojik bir hastalığa bağlı, nörolojik hasar kalmadan hastalığı düzeltirseniz düzelebilir. Adam mesela tümörü var. Tümör beyni şişirmiş. Hatırlamıyor hiçbir şey. Siz tümörü çıkarsınız, beynin ödemini çözersiniz. Adam tekrar hatırlamaya başlayabilir. Hatırlamayabilir. Önemli olan hasar kalıp kalmadığıdır. O sistemde, o network'te bir hasar varsa o zaman hiçbir şey yok. Beyin nakli mümkün mü? Hayır.
çok sert bir cevap oldu. Ya aslında hiçbir şey, never say never derler. Yani hiçbir şey olmaz, mümkün değil. Hayalet önce olur. Ama şu anda mümkün değil. Şundan mümkün değil. Henüz biz daha omuriliği ucuca dikmeyi beceremiyoruz. Yani omuriliği karşı karşıya getirmeyi beceremiyoruz. Omurilik dediğimiz ne? Ya benim kafamla vücudum birleştiği yerdeki omurilik düşün. Bu omurilik benim kafamla, beynimle bütün vücudumun alışveriş yaptığı, gidiş geliş, bütün bilgilerin gidip geldiği yolların birleşim yeri, tepe noktası. Karaciğerimden, kalbimden, tırnağımdan, ne bileyim işte kalbimin kalbimden, akciğerimden, böbreğimden gelen bütün bilgilerin geldiği ve beyninle bütün bilgilerle yönettiği bir sistemi birleştirir. Daha biz bunu birleştirmeyi beceremedik. Kafayı alır başka kafaya takarsınız. Ama o beynin kafası olmaz. Yani ne yaparsınız? Kafayı çıkarttınız. Beyni damarlarla beslediniz. Damar ve damarları bağladınız. Şunu yaptınız. Hareketsiz bir kafa olur. O da başka beden olur. Ha ileride bu olabilir mi? Yani bir başka bir sorun daha var aslında. Hani beyin öğreniyor diyorum ya. Beyin öğreniyor. Habire öğreniyoruz yani. Anne karnından çıktıktan sonra öğrenmeye başlıyor beyin. Neyi öğreniyor? Sadece çevreyi mi? Bedeni de öğreniyor. Benim elimi nasıl korunuş... Ben mesela konuşurken elimi kolumu oynatıyorum. Bu benim tarzım. Benim beynim yaptırıyor bunu bana. Bu benim tarzım. Ben ne yapıyorum? Tenis oynuyorum. Tenis oynarken ki... Biz ameliyat yapıyorum. Ameliyatındaki elimin şeylerini düşünün. Bunu bana beyin yaptırıyor. Beyin nasıl yaptırıyor? Benim elimi bilerek yapıyor. Benim parmaklarımın gücünü, pozisyonunu, nasıl durduğunu, nasıl yaptığını biliyor. Ben elimin parmağımı şöyle bakarak parmağımın nerede olduğunu biliyorum. Bunu nasıl biliyorum? Yıllardır beraberiz. Bunu alıp başka bedeni koyduğun zaman o başka beden oluyor. Başka bir şey oluyor. Yönettiği doku oluyor. Bu açıdan mümkün durmuyor. Bundan daha ötesi daha bir ileri çıkayım. Bir tık daha ileri gideyim. Bırakın beyin aklını. Kök hücre yapmak mümkün. Yani sizden bir nöronunuzu alıp benim beynimin bir nöronuna koyabilir misin? Ya da kök hücreden bir nöron yaparsın. Sinir hücresi yaparsın. Bu sinir hücresi benim kaybolmuş bir sinir hücresinin yerine geçer. Şu an geçmiyor. Şimdi niye geçmiyor? Çünkü tek nöron hiçbir şey. Şöyle düşünün. İngilizceyi hiç ya da Amazon ormanlarında yaşamış bir adamı hiç insan yüzü görmemiş, bıçak görmemiş, çatal görmemiş, yani hiçbir teknolojik cihaz görmemiş bir insanı alıyorsunuz. New York'un merkezindeki Central Park'ı şeye veriyoruz, koyuyorsunuz. O insan halini düşünün. O nöron diğer nöronlarla iletişime geçmediği sürece, birbiriyle anlaşmadığı, birbiriyle alver yapmadığı sürece bir şey yaramıyor. Yani benim nöronlarım tek başına bir şey yapmıyor. Bir araya gelerek bir şey yapmıyor. Ben önce hafızayı sordum mesela. Hafızaya cevap vereyim. Hafıza nöron işi değildir, sinir işi değildir. Hafıza denen şeyin artık sinirlerin birbirleriyle bağlantılı noktalarında oluşan şey olduğunu biliyoruz artık. Her birinin birbiriyle 200 ile 10 bin arasında bağlantı var. Bu bağlantıların işte olduğu yerde hafıza oluşuyor. Biz mesela burada 300, 4-5 kişiyiz. Şimdi sen bir şeysin. Sen benimle bir şey oluyorsun. Ben sen o bir şey oluyoruz. Sen ben bu bir şey oluyoruz. O bu bir şey oluyor. Şu an bir şey oluyoruz. Yarın bir el daha veriyoruz başka bir şey oluruz. Yarın kollarımızla bağlantılı bir şey oluyor. Öbür gün bakıyoruz bir şey oluyor. Öbür ayağımızı değdiriyoruz bir şey oluyor. Öbür gün birbirimize ip atıyoruz bir şey oluyor. Onunla sen ben üçlü bir ip yapıyoruz bir şey oluyor. O 4-5 kişi bir araya gelip ne bileyim sinelerle bağlıyoruz bir şey oluyor. Sen ben o tepemize lamba yakıyoruz başka bir şey oluyor. Yani tek nöron bir şey olmuyor. Beyin nokli yapmadığı gibi kök hücre bile şu anda mümkün değil. Ha ileride olur. Öğrenmeyi yeri gelince söylerim istersen sorarsan. Yani biz beyinle konuşmak mümkün müdür falan diye. Orada söyleyebilirim bunları. Teknoloji geliştikçe bu durumun olma ihtimali var. Var tabii ki. Şöyle düşün. Ben geleceği şunda görüyorum. Sinir sistemi, sinir bilimi, nörobilimin geleceği şunda. Beyni okumak. Yani nasıl okumak? Şimdi mesela EEG denen bir teknik vardır. Kafaya telleri bağlarsınız. Beynin elektrik akımı var. Devamlı hücreler elektrik üretiyorlar birbirleriyle. O bir dalgalar çıkar böyle. Bir sürü bir tırtık 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 bir şeyler. A dalgası, B dalgası. Peki ne ama? Orada ne diyor? Ya bir algoritması var mı o nöronların? Birbirle konuştuğu dilin bir algoritması var mı? Ben o algoritmayı bir yazında çözülüp de bunu bir ekran haline, bir metin haline getirebilir miyim? Ya siz sen nöronsun, ben nöronum. Birbirimize elektrik veriyoruz. Ama verirken elektriğin içinde bir algoritma çalışıyor mu? Bir dil var mı? Ben olduğuna inanıyorum. Hatta yine bazı metinlerde buna dair ipuçları da var. Varsa eğer, yani beynin o elektriksel akımının altında bir dil yatıyorsa ve ben bu dili bir yazılımla bir metin haline, bir görüntü haline getirebildiğimi düşünsene. Sen gözün kapalı rüya görüyorsun. Ben görsel korteksten gördüğün rüyayı ekrana atıyorum. Senin işin mesela ne güzel. Bir rüyayı şeye koy, metine koy. Bir film, bir video. Bunun bir sonrasını biliyor musun? Şimdi beyni ben dinliyorum. Dilini çözdüm ya. Çözdüm. Ben de onunla konuşabilirim o zaman. Beyin bana bir şey söylüyorsa, ben bu algoritmayı çözdüysem, yani bir dil varsa, ben bilgisayar yazılımıyla bu dile söylediğin zaman işte o zaman hafızanı, ben o nörona başka nöronlara da tanıtırım. Seni Matrix'teki gibi sana 5 dakikada helikopter pilotu da yaparım. Seni 10 dakikada tekvandocu da yaparım. Başkasını da futbolcu da yaparım. Onu da yaparım, bunu da yaparım. Tabii çok ileri gelecekte ama şu anda değil. Tabii de yapay zeka var. Yani bilgisayar da bir taraftan yürüyor. Yani
bilgisayarda bir tarafta yapay zeka olarak yürüyorlar. Yani öğrenebilen bilgisayar var artık. Yani öğreniyor, kendini update ediyor. Onlar durduğu yer ne? Hissetmeyi henüz çözebilmiş değiliz. Yani hissetme nedir? Yani his, ya duygu nedir? Annelik, çocukluk, vicdan, ahlaki değerler. Yani hep şimdi aklıma şey geliyor. Mesela bir kitapta okumuştum. Bir yabancı bir yazarın kitabındaydı. Bilgisayar diyorsun ki kanunlar şu. Etik değerler bu. Ahlaki değerler bu. Yalan söyleme. Kanun dışına çıkma. Peki hiçbirimiz arkadaşımızı iyi etmek için yalan söylediğimiz olmuyor mu? O an doğru söylesek muhatabımızın üzüleceğini bilmiyor muyuz? Ama işte o duruma yalan söylemek iyi gelir yazılım bilemiyor. Yapay zeka bilemiyor. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişide geri gelme durumu olur mu? Beyin ölümünün ben döndüğünü görmedim. Yani beyni ölmüş. Yani şimdi bununla ilgili mitler okurduk. Bununla ilgili filmler var, kitaplar, bazı internette bazı bu konuyla ilgili kaynaklar var. Uzun süre yatmış da sonra kendine gelmiş falan. Profesyonel literatürde böyle bir kayıt yok. Yani beyin ölümünden dönmüş bir olgu literatürde yok. Ama profesyonel literatür, magazinini söylemiyorum. Magazini ben kabul etmiyorum. O benim için gündemim diye ona göre konuşamam. Ben kalitatif konuşmak zorundayım. Ama profesyonel literatürde beyin ölümü gelişmiş bir beynin, kişi diyemiyorum bak, beyin ölümü olmuş bir beynin geri döndüğünü ben okumadım da. Duymadım da. Zaten beyin ölümü olduğu zaman bizim yasalar gereği bunları organ nakli donör olarak kullanıyoruz. Tabii onun tanısını koymak da kolay değildir. Çok büyük testler yapılıyor. O testler sonucunda beyin ölümü kararı veriliyor. Ama bu ölüm değildir. Beyin ölümü ölüm müdür? Hukuksal olarak değildir. Hukuksal olarak kalbi durmuş insan ölü kabul edilir. Elinizin altında ölümden dönen birisi oldu mu? Tabii yani oldu. Yani gidiyor an böyle saniyelerle kurtardım. Çok bak yine bir aklıma anı geldi. Bizim ben o zaman acilimiz başka yerdeydi. Bizim burada çalışan elektrikçi bir çocuk şurada motosiklet kazası geçirmiş. Ben de acil tesadüf. Acile girdim. Lan ne haber falan. Bayağı kırılmış. Kafasında bir şey yok. Gayet konuşuyor. Hiçbir şey yok. Hafif kesiler mesela. Film de çektim benim uyanık diye. Bacağı kırıkmış. Geçmiş olsun. Notumu yazdım. Çıktım. Bacağı kırık olmuş. Ameliyat alınması lazımmış hastanın. Ameliyatta steril bohça yokmuş. İşte örtü falan yokmuş. Onu bekliyorlarmış. İşte 2 saat beklemişler. 2 saat sonra tesadüf olarak ben acile yendim. Tesadüfen tamamen. Başka bir hasta için. Çocuğu götürüyorlar. Gözünden Yiğit miydi hatırlamıyorum. Lan Yiğit ne arıyor? Çocuktan ses yok. Lan ne o? Gözünü açtım ki annesi okurken. Pupilin bir tanesi büyük. Göz bebeği. Aha. Tomografiye gittik. Kocaman bir kanama. Haydi yıkanmadan koştur koştur örtmeden elimizi yıkamadan haydi insüzyon kemiği kaldırdık kanayı boşalttık adamı kurtardık. Ben oraya inmeseydim ya da bohça olsaydı ben oraya inmeseydim çocuk ölürdü. Ama tam direktten dönderdiğim çocuklar da olur. Mesela yine bir olayım vardır. Küçük bir kemik 6-7 yaşında bir çocuk tam beynin önemli damar vardır tepede toplar damar. Onun üstüne kemik çok batmış içine. Küçük bir parçacık kemik. Ameliyata girdik. Hani size dedim ki bakın kan takın. Kan takın kanar. Yani o anda takamadılar mı? Damar yolu maçta soğuk muydu galiba? Soğuk kanı veremezler. Isıtılması mı gerekiyor? Öyle bir şey ise takamamışlar. Ben kemiği kaldırdım. Foş. Ya 10 defa attı ya 15 defa attı. Tansiyon sıfırladı. Lan çocuk gitti elimizin altında. Apar topar kanı bombala. Aç üstünü kalbe masaj yap. Onu yap bunu yap. Çocuk döndü. Düzelttik yani. Kendine geldi. Hiçbir hasar kalmadı. Dışarı çıktı babası diyor ki nasıl geçti oğlumun şey diyor. Gülerek oğlumun ameliyatı diyor. Dedim içimden diyorum ki ömrüm gitti. İçeride benim ömrüm bir yıl gitti. Adam bana gülerek oğlum Mehmet nasıl diyor. Çok komik gitmişti. Bu hastanın dönmesi mümkün değil deyip de tedaviye veya ameliyata cevap veren bir hasta oldu mu mucizevi bir şekilde? Ya ben öyle çok şeyleri düşünmem. Yani bunda yapılacak bir şey yok deyip de yani kurtarılamaz deyip de kurtardığım hasta diye bir kavram. Böyle bir şey yaşamadım. Yani öyle bir şeyin olabileceğini de tahmin etmiyorum. Ha şöyle oluyor. Ya bu zor olur bu ameliyat. Bu mesela bu tümör çıkmaz. Çıkmayabilir diye girip de 5 dakikada çıktı. Çok kolay oldu. Çok kolay diye düşündüğümde yani çok kolay çıkar 2 dakikada çıkıyor. Saatlerce uğraştığım bir sorun olmaz diye düşünüp de sonra sorun olduğum sorun olur diye beklediğimde 2 dakikada Ahmet hatta böyle öyle komik oluyor ki kocaman bir ameliyat yapmışsın yani adam saatlerce beynini kurcalamışsın. Ahmet'ten annesinden çıkmış yukarı çıkıyor bir saat sonra oturmuş için gibi bana bakıyor. İstese benden bir de sigara içecek utanmasa. Yani o kadar iyi olanlar oluyor. Her şey iyi gidiyor. Çok güzel ameliyat yapıyorsunuz. Yani böyle tamam ya bu iş bu kadar olur ya diyorsun. Ya bu mis gibi oldu. Çıkıyorsun hasta uyanmıyor. Başlıyor 2 dakika sonra kanıyor. Bir şey oluyor. Yine benim kıdemli hocam vardı. Kulakları çınlasın. İnşallah keyfi saat yerindedir. Sizler de her şeyi iyi yaparsınız. Yani çok iyi yaparsınız. Ama beyin yine her zaman kendin bildiğini yapar. O yüzden canınızı sıkmayın. Hasta bu işi çok fazla kasmayın derdi. Yaşayarak görüyorum bu adamın söylediklerini. Kafatasını komple çıkartıyor musunuz? Hayır. Ya kafatası komple çıkarılmaz. Çok özel ameliyatlarda. Yani çocuklarda bebek bugün bir tane yaptık sabahleyin. Kafa şekil bozuklukları olur. Yani eski kozmetik al. O zaman çoğunu çıkarabiliyoruz. Tekrar şekillendirip yerine koyuyoruz. Ama modern teknolojide artık olabildiğince küçük açıyoruz. Ne kadar küçük açarsak o kadar iyi şu anda. Yeni teknoloji de buna izin veriyor. Minicik açarak, minicik delikten girerek modern teknoloji kullanarak çıkarabiliyoruz. İnsan beynini organlara bağlayan kaç tane damar var? İnsan beyninin ana dört tane damar besler. Ana dört damarı vardır ama herkeste böyle olmayabilir. Mesela bir tane tek damar olan hastalar biliyorum. Beyni tek besleyen damar. Normalde 4 tane. 2 arkadan gelir, 2 önden gelir. Bunlar içeride birbirleri bağlantı yaparlar. Birbirleri bağlarlar, dağılırlar. İnce yaprakları ağaç gibi en çok dallara giderler, beslerler. Tıp
beynin yapısını tam olarak çözdü mü? Hayır. Yani hayır. Ama müthiş bir alan. Yani de bir derya. O yüzden sinir bilim diye bir alan çıktı. Çok popüler dünyada. Artık departmanlar da kuruyor. Biz de yapmaya çalışıyoruz. Önce nasıl oluyor? Sonra neden oluyor? Sonra biz bunu değiştirebilir miyiz? Müdahale edebilir miyiz? Bunun peşinde koşuyoruz ve müthiş bir alan. Şu anda en çok popüler. Hatta bu alan nasıl biliyor musunuz? Bu sinir bilimlerini, yani beyni anlama işi. Yani nasıl karar veriyoruz biz? Ben buraya gelmeye nasıl karar verdim? Sen beni nasıl buldun? Bu bilerek mi oldu acaba? Yani bizi buna iten nedenlerin ne kadarını biz keşfettik? Mesela reklamcılar bu sinir bilimi kullanırlar. Reklamcılar bizim karar vermelerimizi biz fark etmeden etkiliyorlar. Biz fark etmiyoruz o tercihlerimizi yaparken. O seçilen renkler, yazı karakterleri, orada kullanılan kişilerin yüzleri, o reklamlardaki o insan seçilen karakterler, o söz, o müzik, yani ne zaman çıkarılacağı. Bunların hepsini sinir bilim kullanarak yapıyorlar. Tabii geçen bir yerde bir metin okudum. Diyor ki her CEO diyor, yönetici, altındakileri ya da yani çalıştığı ekibi daha yönetebilmesi için sinir bilim okuması lazım diyor. Sinir bilim okup da sinir bilimde insanları nasıl karar verdiriyorsunuz öğrenirse diyor, hem çok iyi motive eder, hem çok iyi verim alır, hem de kararlar erdirebilir. Politikacılar da kullanıyorlar sinir bilim. Sanatçılar kullanıyor, politikacılar kullanıyor, reklamcılar kullanıyor, yöneticiler kullanıyor. Siz mesela Facebook'un nasıl çıktığını biliyorsunuz. Facebook'un hangi ihtiyaçla çıktığını ve nasıl böyle evrildiğini. Niye mesela WhatsApp bir ara sizin tercihlerinizi program geliştirme amacıyla kullanabilmeme izin ver diye bir şeyi zorladı bir süre önce? Ben mesela o gün bıraktım o programı kullanmayı. Benim tercihlerimi kullanmasına ben izin vermem dedim. Başka bir yazılım kullanmaya başladım. Niye kullanıyor onu? Senin tercihlerini izleyip yaşam biçimini, tercih etme biçimini, günlük zaman nasıl geçirdiğini, neye önem verdiğini, neye değer verdiğini bilip ona göre program geliştiriyor. Bu sinir bilimi kullanıyor işte. Senin tercih etme yöntemini biliyor. O kadar çok bunun için çalışmalar var ki insanların normal yaşantıda bir şeyi neden yaptıklarını açıklayan. Hocam sizce bilgiler beynin neresine depolanıyor? Her yerinde. Tabii daha odaklanmış yerler var. Ya beynin bazı bölgeleri, bilgileri mesela, ama şimdi hangi bilgi? Mesela ben mesela tenisçi olsam, tenis yapma ile ilgili bilgimin depolandığı yer başka, görsel hafızam başka, koku hafızam başka, tat hafızam başka yerde. Yaşamadığım tecrübeler, mesela olumsuz deneyimlerim başka bir yerde, mutlu deneyimlerim başka bir yerde. Mesela düştüm, canım yandı. Bu canla yanması ile ilgili, mesela çocuk sobaya elini soktu, eli yandı. O bilginin depolandığı yer. Hepsi farklı farklı yer ama bunların hepsi bir şey halinde, iletişim halinde. O yüzden şartlanıyoruz. O yüzden şartlanıyoruz. Depolandığı için şartlanıyoruz. O yüzden daha az özgürüz. Şimdi beyni açtığımız yerin ne iş yaptığını biliyoruz. Yani mesela sol tarafta çalışıyoruz. Sol tarafta bir tümör var hemen şurada. Ya da bir baloncuk var ya da bir şey var. Ben biliyorum ki burası insanın konuşma merkezi. Bir de fonksiyon MR var. Şimdi teknoloji çok ilerledi. fMRI denir. Yani yüksek Tesla makinelerde fonksiyon MR denen bir teknik var. Fonksiyon MR'da beynin neresinin ne yaptığını %90'ın üzerinde bir ihtimalle bilebiliyoruz. Mesela bir insana satranç, mesela bir örnek verebilirim. İşte iki örnek vereyim. Mesela aşk acısı yaşayan insanlara şey yapmışlar. Yani aşk değil, sevdiğine ayrı terk edilme acısı yaşayan kadınları fonksiyon MR'a yatırmışlar. Fonksiyon MR'da beynin bir yerin parladığı görülmüş. Bir yeri parlıyor, orada bir aktivite var beynin bir yerinde. Sonra vücutlarına acı vermişler ısıyla çeşitli yerlerine. Duyu merkezinden başka, yani acının algıladığı merkezden başka, o bölgenin de, yani o ayrılık acısını yaşayan bölgenin de parladığını görmüşler. Ya tesadüf olabilir mi acaba bu? Yani tesadüf müdür? Bir anlamı var mı diye. Ayrılık acısı yaşayanların bir grubu ikiye ayırmışlar. Yarısına ağrı kesici vermişler, yarısına plasebo vermişler. Yani etkisiz madde vermişler. Ağrı kesici veren grubun daha çabuk normal hayata döndüğü, o travmayı daha az yaşadığı görülmüş. Başka bir örnek, usta satranç oyuncularını fonksiyon MR makinesine yatırmışlar ve bir problem sormuşlar. Bir de satranca yeni başlayan, yani daha acemi olan birini yatırmışlar. Ona da aynı problemi sormuşlar. Usta satranç oyuncusunda beyinde hiç aktivite olmadığı görülmüş satranç problemini çözerken. Beyni hiç enerji harcamıyor, çok sakin. Ama diğer şeyin, yani acemi satranç oyuncusunun ise beyninin deli gibi yandığı, deli gibi ateş çıkacak şekilde yandığı görülmüş. Yani beynin ne iş yaptığını, ne olduğunu fonksiyon MR bize söylüyor. Biz de ameliyat sırasında da görebiliyoruz. Mesela açlık hastanın kafasını bir şey yapacağız. Önemli bir yerde tümör gibi düşünüyoruz. Nöromonitorizasyon denen bir cihaz var. Yani elektriksel aktiviteyi ölçebilen bir cihaz var. Bana bir prop veriyor. Ben beynin bir yerine dokunuyorum. Hocam orası diyor ayağı çalıştıran bölge. Hocam orası kolu çalıştıran. Hocam orası yüz. Hocam orada bir şey yok. Orası bir şey yapmıyor. Oraya dal. Ben oradan dalıp giriyorum içeri gibi. Çeşitli teknolojileri kullanarak beynin ne iş yaptığını bilebiliyoruz. Beyinsiz diyoruz yani işte. Böyle bir şey sinirlerinden beyinsiz diye böyle bağırıyoruz ya mesela. Beyinsiz insan gerçekten var mı? Ya da beyninin yarısı olmayan birisi var mı? Ha evet. Şimdi ben mesela araknoid kis diye bir terminoloji vardır. Çok hasta yakınlar çok kis kis diye dolaşırlar. Yani beynin bir bölgesi gelişmez. Bu bölgesi yoktur. Ama
Ama anne karnında öyle oluşur. Yani anne karnında öyle gelişmiştir. O çocuk normaldir. Ya benim bir tanıdığım bir mümessil arkadaş vardı. Beynin yarısı yoktu. Bomboştu orası. Ama gayet de başarılı bir mümessildi. Çok başarılıydı. Ondan ne sonuç çıkarıyorum? Demek ki beynin diğer tarafı gelişmesi aşamasında o diğer tarafın fonksiyonlarının her birini üstlenmiş. Her birini yerine getirmiş. Bak demek ki fonksiyon MR ile ilgili beynin ne iş yaptığı ile ilgili bir örnek aklıma geldi, onu söyleyeyim. Hayvan deneyi bu. Ya insan deneyinde, insan deneyiyle insanın hastalıkta yapılmış. Beynin bir tarafına giden kan damarını kapattığın zaman burayı kapattın. Beynin bu tarafına kan gitmiyor. Yani burada bir fonksiyon azalması var. Diğer tarafın aynı dönemde fonksiyonunu 2 kat, 3 kat artırdığı görülmüş. Yani anlıyor diğer tarafta fonksiyon kaybı olduğunu ve o tarafta fonksiyon kaybını yerine getirmeye çalışıyor gibi. Bunlar tabii deneysel çalışma. Henüz daha kanıtlanmış şeyler değil ama çok değerli ipuçları var. Hocam beyninden hasar almış birisi. Mesela biliyoruz İbrahim Tatlıses kafasından bir mermi yiyor ve beyninin bir tarafı haraplanıyor. Bu durumda o kişi yaşamaya devam edebilir mi? Ediyorlar. Ben çok bildiğim insan var. Şimdi esprili olacak biraz. Yani bunu söylemek doğru mu bilmiyorum da yani böyle biraz etik kaygılar da yaşıyorum. Şöyle intihar edenler var ya. Şöyle. Böyle intihar edince beyninizin ön tarafını götürüyorsunuz. Kolay kolay ölmezsiniz. Sürünürsünüz. Yani ölmezsiniz buradan parçalayarak. Ya büyük ihtimalle ölmezsiniz. Yani ölme ihtimali de var ama büyük ihtimalle ölmezsiniz. Bundan çünkü böyle bir intihar edilmesinin sonucu falan çıkmasın. Yanlış anlamasın. Çok da korkarak söylüyorum bu cümleleri. Ama beynin bir kısmının harap... Biz mesela çok bölüm aldığımız oluyor. Şişmiş beyin, haraplanmış bir bölümünü komple alıyoruz. Ama tabi bir sorun kalıyor. Neye şey yapıyoruz, sığınıyoruz? Ha beynin geri kalan önce ölmesin, hayatını sürdürsün. Ama kalan beyin bölgeleri de öğrenerek bu kaybolan fonksiyonları yerine getirsin. Ne olsun mesela kişili değsin ya, ne olacak ki? Ya da tek tarafın hafif güçsüzlük olsun. Hiç olmazsa yaşasın. Yani bir yerde kurşunlanmakla, kafanın bir yerini haraplanmakla falan ölünmüyor öyle. Ben mesela yani geçmişte bir detayını vermeyeceğim bir tane yaralanma biliyorum. Geğiş mermisiyle şuradan girip burası komple yoktu şurası. Şu bölge hiç yoktu. Cilt yok, kemik yok, beyin yok, zar yok, açık burası. Yıllarca yaşadı o adam. Hala yaşıyordur belki de. Tabii hafif sıkıntılı. Yani kişilik değişikliği olmuş. Bir taraf güçsüzlük falan olabiliyor ama şekli, kafası şekli bozuk falan. Çünkü onun şekli getirmek için çok uğraşmıştık. Vücutta elektrik üreten tek organ beyin midir? Beyin parazittir. Beyin vücudun parazitidir. Her şeyi çeker. Öyle bencildir ki yaşamak için her şeyi çeker. Kalp atımının %20-25'ini çeker her volümünü. Vücutta mesela tansiyon düşsün, diğer organlara giden damarları kapatır, bütün kanı kendine çeker. Çünkü yaşamak zorundadır. Hayatını sürdürmek zorundadır. Bütün o vücudu idare eder, bütün vücudu takip eder, bütün vücudu kontrol eder ve istediği gibi de karar verdirir. Böbreğe de karar verdirir, karaciğere de karar verdirir, kalbe de karar verdirir. Kalp isterse hızlandırır, isterse yavaşlatır, bağırsaklarım isterse hızlandırır, isterse yavaşlatır, akciğerimi isterse daha büyük şişirtir, isterse şişirtmez. Kafasına göre takılır yani ve her şeyi de emer. Mesela beynin şeyi yoktur. Yedek deposu yoktur. Oksijensizliğe, glikozuza dayanamaz asla. Bütün organlarımızın vardır, beynin yoktur. Beyinde en ilginç gördüğün yer neresi hocam? En önemli yeri beynin hipotalamus denen bir belgesidir. Aslında beynin her tarafı lazım. Her taraf önemlidir ama beynin içine girdikçe, yani ortalarına geldikçe, iç kısmına geldikçe vazgeçilmez hayati yapılar ortaya çıkar. O yüzden en derine yerleşmiştir. Uyanık olma, bilinçli olma, nefes alma, vücudun her şeyini izleyen beyin bölgesi beynin en ortasındadır. Yüzeyleştikçe daha az fonksiyonu, daha az toler edilebilir fonksiyonları oluşturur. Birisine öleceğini söylediğinizde nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Ben bunu biraz felsefi değerlendiriyorum. Yani kendime de bundan aslında sonuç şey çıkarıyorum, çıkarım yapıyorum. Öleceğini ya da kansersin, yaşam süren sınırlı cümlesini direkt kullanmayı sevmiyorum. Mesela ben hastalara ay gün bana şey sorarlar. Kaç ayımız kaldı? Ne kadar? Ben hastalara rakam konuşmayı sevmem ama biliyorum istatistik olarak ne olduğunu. Falanca tümör olan hastaların bir yaşama şansı %5. Falanca tümörlü olan hastaların maksimum yaşayacağı süre 3 yıl diyorum. Aileler mesela geliyorlar diyorlar ki ya söyleme, aman söyleme. Dinmesin falan. Ben çok kızıyorum. Siz diyorum kendinizle ilgili gerçeği bilmek istemez misiniz? Hakkınız yok muydu? Adamın belki planları var, yapacağı şeyler var. Ölmeden önce yerine getirmek istediği, ne bileyim, vasiyeti var, görmek istediği bir yer var, helalleşmek istediği biri var ve zamanın az olduğunu bilmeli diyorum. Ama ben insanları görürken şöyle düşünüyorum, bu ölüm şeyini verirken, konuşması yaparken. Gözlediğim bir şey var. Bazı insanlar ölümle, ölüm korkusuyla, yani ölmek üzere olduğu ya da ölebileceği, hayatının artık çok kalmadığı bilgisiyle çok kolay yüzleşirken, çok kolay kabul ederken bazıları korkunç bir panik yaşıyorlar. Ben bunu gördükçe acaba bu insanlar arasında bir farklılık mı var? Niye bazıları daha güzel, daha yiğitçe kabul ederken bazıları büyük bir panik içindeler diye gördükçe insanların karakterlerini fark etmeye başladım. Korkan insanların çok sevilmeyen, insan ilişkileri bozuk, tırnak içinde kötü insanlar olduğu, insan ilişkileri kötü, insanlara eziyet etmiş, acı çektirmiş, iletişimde problem yaşamış insanların ölüm korkularını baş edemediklerini gördüm. Tabii genellemek doğru değil ama ben çoğu
çoğunlukla böyle gördüm. Ama iyi insanlar, sevilen, insanları takdir eden, çok iyi ilişkiler kurmuş insanların ise ölümle daha kolay yüzleştiklerini gördüm. Bir psikologun, psikiyatristin bir kitabında şöyle bir şey okumuştum, hatırlıyorum. Her insanda derdi ölüm korkusu vardır. Herkes ölüm korkusu yaşar. Bu ölüm korkusunun altında işte teolojik tartışmalar, yani diğer öbür dünyada olanlar, bitenler, ödüller, cezaların dışında, onu hariç bırakarak konuşuyorum. Bu işe girmek istemiyorum o konuya. Herkes bir ölüm korkusu yaşar. Bu ölüm korkusunun içerisinde benimle beraber anılarım gidecek. Ben gideceğim. Geride benden bir şey kalmayacak korkusu. Ama geriye bir şey bırakanların ölüm korkularını daha kolay yendiklerini söyler o psikiyatrist. Ve şöyle der. Geriye ben Beethoven değilim. Ben işte Picasso değilim. Ben Atatürk değilim. Ben işte Buda değilim gibi. Yani geriye insanların beni delice anacağı şeyler bırakacak insanlar. Hepimiz o değiliz. O insanlar çok rahat yüzleşiyorlar ölümle. Savaştaki o ön plana çıkan. Çünkü yiğitlik yapıyor adam. Geriye bir şey bırakacağını düşünüyor. Bir değer bırakacağını düşünüyor. Ölüme gözü karalı atlıyor. Mesela çocuğu için ölenler, sevdiği için ölenler geriye çok bir şey bırakıyor. Ama biz bu işleri yaşayamayacağımızı, hepimizin böyle bir imkanı olmadığını halde göre, hepimizde bir sanatçı, bir müzisyen, mesela sen bir sanatçısın, sen geriye anı şeyi bırakıyorsun. Bir sürü anı bırakıyorsun. Sen çok rahat ölümle yüzleşirsin. İyi de bir insana benziyorsun. Sağ ol hocam. Mezara girmişsin de var hocam. İşte bizlere ben de geriye ne bırakıyorum işte? İşte yaz birkaç kitap, makale ama şu bırak. Ama normal insan ne bırakabilir? Normal insanı bırakabileceği çok değerli bir şey var. İyilik bırakabilir. İyilik bırak. İyilik bırak. Unutulmuyor iyilik. Kötülükle anılmak insanın ölümle baş etmemesi neden oluyor. İyilik bırakmak lazım diye düşünüyorum. Halk arasında bir söylenti var ya hocam. İnsan beyninin yarısını kullanır. Hatta %10'unu kullanır. Hayır, gibi. Hepsini kullanıyoruz. Her an her şeyi, her an tamamını kullanıyoruz. Ama her gün o tamamının rakamı büyüyor. Yani mesela biraz önceden daha çok kullanıyoruz biz. Bir şey öğrendik daha fazla kullanıyoruz. Ama her şey çalışıyor. Her yer çalışıyor. Her an çalışıyor. Ama kapasitesi artıyor mu? Artıyor. Ha bunun bir kapasite sınırı var mı? Henüz o kapasite sınırına geldiğimizi düşünmüyorum ben. Şu zamana kadar en zorlandığın an hangisiydi? Ama mesleki olarak çok zorlandığımı hatırlamıyorum. Yani mesleki olarak iş yapış tarzında gençlik yıllarımda, yani iş başladığı zamanlarda gerginliğimi hatırlıyorum. Tecrübesiz olduğumu. Mesela ilk zamanlar boyun fırtınamaktan çok korkardım mesela. Şimdi en çok sevdiğim, çok ilginç, en çok sevdiğim ameliyat o. Başlangıçta en çok korktuğum ameliyattı. Şimdi daha çok seviyorum. İş olarak korkmuyorum. İş olarak korktuğum bir şey yok da ben ve meslektaşlarımın bu hekime şiddetle ilgili her an bir şey yaşayabileceklerinden çok korkuyorum. Çünkü hekim kolay yetişmiyor. Herkes kolay yetişmiyor. Şimdi ben bu kibri de doğru bulmuyorum. Yani hekimleri toplumun diğer meslek gruplarından farklı bir yere koymayı, ya doktor işte 6 yıl ona verdi, bir doktor kaç yıl yetişiyor mümkün görebiliyor musun? Öyle değil, öyle değil. Ben böyle bakmıyorum olaya. Yani iyi bir öğretmen de çok büyük bir değer. İyi bir kasap da çok büyük bir değer. İyi bir müzisyen de çok büyük bir değer. Yani kolay mı yetişiyor bir müzisyen? İyi bir müzisyen, iyi bir sanatçı, iyi bir yönetmen. Yani her şey çok değerli. Hele de muhatabının hayatını kurtarmak, onun sağlığını iyi etmek için uğraşırken o anda böyle bir değerin zarar görmesi, öldürülmesi, sakat bırakılmasından çok korkuyorum. Yani AVM'ye girerken dedektörden geçiyorsunuz. Hastanede bir yer. AVM'ye silahla, bıçakla giremiyorsun. Hastaneye de girememen lazım ya. Şöyle düşün bak. AVM'ye giden insan güler yüzlü. Niye gider? Terörist gider değil mi patlatmak için? Terörist de gider oraya bir şey sokar. Silah sokar, bilmem sokar. Sonra niye soksun AVM'ye silahı ya adam? Ne yapacak orada onu? Bir de oraya mutlu. Alışverişe gidiyor, yemek yemeye gidiyor değil mi? Ya mutlu. Ama benim oraya gelen gergin. Ruhsal olarak sorunları var. Acı çeken, yakınını kaybetmiş, yakınını kaybetme tehlikesi yaşayan, kavga etmiş, adam birini öldürmüş, muhatapları geliyor. Ben çok gördüm hastanede. Yukarı kaçıncı katta çıkıp da çat 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 silah saydığını, yani öldürdü, yaralanan birinin hasımlarının gelip yaptığını. Hatta bir abimiz bıçaklandı benim merdivenlerde, hasımları tarafından. Ve adama öldü, yakının öldü haberi verecekse adam ruh hali bozuk biri. Adam silahla giriyor ya. Bıçak soktu çıkarttı, bir daha doktor gitti. Yazık değil mi? Kesinlikle hastanenin girişlerine o direktör kesinlikle konmalı. Ve sonra toplumsal barış sağlanmalı. Ya kavga bitmeli ya şu kavga. Ne oluyoruz ki? Neyi paylaşamıyoruz? Ölüp gideceğiz ya. Ameliyat sırasında yaşamış olduğunuz böyle uhrevi bir an oldu mu hocam? Bazen babam aklıma gelir benim ya. Ameliyat sırasında. Ölüşü aklıma gelir bazen. Kalbinin duruşunu izleyişim aklıma gelir. Yoğun bakımda falan da bunu çok olur böyle. Arkadaşlarımın kalp masajı yapışı, o kalp masajı sonrasında dönmeyişini izleyişim. Arkadaşlara durun artık ya daha yapmayın dönmüyor değişim. Ve arkadaşların da ısrarla döndürmeye çalışışı aklıma geliyor benim. Ve hasta yakınları bazen aklıma gelir. Yani kötü geçse hasta yakını ne konuşurum, nasıl bilgi veririm bazen aklıma gelir. Sonra atarım kafamdan burayı. Başka çok böyle dalmam ben. Ben işi ameliyat sırasında çok profesyonel olduğumu düşünüyorum. Çok duygulanmam ben.
canım çok sıkkın değilse, yani bir şeyden, özel hayatımdan dolayı bir şey yaşamamışsam. Zaten benim bir özelliğim, özel hayatımda çok büyük sorunlar yaşamışsam, bir sorunum varsa, yani canımı sıkan bir şey varsa ameliyata girmemeyi tercih ediyorum ben. Yani profesyonelliğimi kaybediyorum, yapmamaya çalışıyorum onu. Mesleğinizin en sevdiğiniz ya da en sevmediğiniz yanı nelerdir? Mesleğimin kendisi bir kere en sevdiğim şey. Adrenalini çok yüksek. Yani sınırda gezen hastalarla beraber çalışıyorsun. Meslektaşlarım için, toplum için çok değerli bir yerde. İnsanın kendisine dokunan bir organla uğraşıyorsun. O çok değerli. Meslektaşlarımı çok seviyorum. Yani beyin cerrahindeki arkadaşları, yani Türkiye için söyleyeyim en azından. Çok kafa insanlar, çok renkli insanlar. Böyle hayatı çok yaşamayı seven, aman ya böyle rahat bir insan, keyif adamları. Bir şeylerin elinden bir şey gelen insanlar, onu seviyorum. Mesleğimin en sevdiğim tarafı ise bu şiddet konusu. Ben hep buraya getiriyorum. Bu hekime şiddet konusu beni çok canımı sıkıyor. Bir de aşırı teknoloji bağımlısı olmasını sevmiyorum. Çok aşırı teknoloji bağımlısı olduk. Bu iyi değil bu. Bu yakında bizim işimizi bir robotların yapacağına gidiyor bu iş. Artık bize ihtiyaç kalmayacak gibi geliyor. Hocam peki bu işi yapmaktan, yani beyni açmaktan, beyinle ilgilenmekten, kısacası beyin cerrahı olmaktan korkuyor musun? Korkuyorum tabii. Korkmuyorsan bu iş yapamazsın. Korkacaksın tabii. Yine Yaşar Gil'in meşhur bir sözü vardır. Ameliyata başıncaya kadar ben de korkuyorum, insanım. Ama ne zaman bisturi elime alıyorum, korkum gider. Peş peşi sıra ardışık ezberlenmiş hareketleri yapıyorum der Yaşar Gil. Ben de korkuyorum, insanım. Yani iki şeyden korkuyorum. Çok hastalık görüyorum. Çok travma görüyorum. Çok dram görüyorum. Çok bela görüyorum. Yarım insan görüyorum. Sevdiğini kaybetmiş insanlar, sakat kalmış insanlar görüyorum. Benim ya sevdiğim insanların da bunlardan biri olabileceğinden korkuyorum. Çünkü ben de düştüm, omurgamı kırdım. Benim sevdiğim insanların böyle şey yaşayacağından korkuyorum. Bir de işte o bu işi yaparken, bu işi hala sürdürürken, o tecrübelenirken, o kitaptaki o komplikasyon yüzdesini tutturacağım, oradaki komplikasyon sırasındaki olan bir şeyden dolayı birinin canını yakacağından korkuyorum. Korkuyorum. Makine olmamaya çalışıyorum. Ruhumu, yani vicdanımı, o romantik tarafımı kaybetmekten korkuyorum. Duyarsızlaşmaktan korkuyorum. Kahkaha atmaktan korkuyorum. Bir insanın ölümüne gözyaşı dökmemekten korkuyorum. Birinin bana teşekkür edip gözyaşı olarak elime sarılmasından mutlu olamamaktan korkuyorum. Özetlesi içimdeki o insanca tarafın kaybolmasından çok korkuyorum. Bir de şiddetten korkuyorum. Hekim arkadaşlarıma şiddetten çok korkuyorum. Hocam internette bazı haberler var. Böyle beyin cerrahı bir beyin ameliyat ederken bir kişi keman çalıyor. Yani uyanık ve keman uyanık çalıyor. Ameliyat. Uyanık bir ameliyat. Şey var mı? Tabii. Bazı ameliyatları uyanık yaparsınız. Hastayı uyutmazsınız. Yani sadece açacağınız yeri uyuşturursunuz. O insan piyano çalar, okçalar konuşur. Yani fonksiyon yapıyordur. O fonksiyonu şey yaparsınız, izlersiniz. Yaptığınız işlemlerle, mesela derin beyin simülasyonu dediğimiz uygulama var. Hastaların beyinlerine özel bir hastalıklarda elektrik koyarak ya da bazı bölgelere lezyon yaparak bazı hastalık düzeltmeye çalışıyoruz. O hastalıklar sırasında o insanın iş yapmasını, işte kemandır, işte oktur ya da bir el hareketidir yapmasını sağlıyorsunuz. Görüyorsunuz ki yaptığınız şey, mesela titreme ameliyatı yapıyorsunuz. Oraya elinin titremesi geçmesini görmek için uyanık olması lazım. Yani uyanık ameliyat vardır. Peki seyircimize, izleyicimize ve Türkiye Sağlık Örgütü'ne ne söylemek istersiniz hocam? Gerçekten sevgiyi bırakmamak lazım. İnsan hayatına değer vermek lazım. En küçücük bir birikim bile çok değerli. Kimse kimseden daha değerli değil. Herkesin kendi hayatında bir değerli tarafı var. Önce sağlıklı olmak lazım. Sonra özgür olmak lazım. Sonra bir iş yapmak lazım. Herkes haddini bilmesi lazım. Yani herkes haddini bilsin. Herkes çapını bilsin. Özgürlüğümün nerede başladığını, başkasının özgürlüğünün nerede bittiğini, benim özgürlüğümün bittiği yerin başkasının özgürlüğünün başladığı yer olduğunu, kimsenin yaşamına, tercihine, yaşam biçimine karışmaya hakkımız olmaz. Biriktirdiği değerlere saygı göstermemiz gerektiğini, her türlü düşünce biçimine saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama o işte o sınırı kaybetmeden. Benim yaşam hakkımı, istediğim gibi yaşam hakkımı kimsenin eline vermem. Sen de vermemelisin. Senin de yaşam, istediğin gibi yaşama hakkın var. Benim de istediğim gibi yaşama hakkım var. Kanunlar çerçevesinde, etik değerler, liyakatlar çerçevesinde, değerleri çerçevesinde hepimizin bir haddimiz ve çapımız var. O çapımın içerisinde ben kimseyi müdahale ettirmem. Sen de ettirmemelisin. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. 10 numara bir programdı. Gerçekten güzel bilgiler verdin. İzleyicilerimiz de inşallah bu konuşulanlardan kendilerine bir pay çıkartırlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim Sivas Merkez'den tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle diyorum. Sizleri alemlerin en güzeline emanet ediyorum. Hoşça kalın.